İyi hafta sonları diliyoruz. Uluslararası gündemle karşınızdayız. Beyrut'ta liman patlamıştı. Limanda bir patlama olmuştu. O patlamanın sarsıntısının yankıları hala devam ediyor. Bugün Türkiye'den Beyrut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gittiler. Sabah saatlerinden itibaren Beyrut'talar. Önce Babta Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüştüler. Ardından o patlamanın yaşandığı Beyrut limanındaki enkazı orayı ziyaret ettiler. Ve şimdi de Beyrut'ta temaslarını sürdürüyor Türk heyeti. Tabii o Türk heyetinin Lübnan temasları sırasında çok önemli açıklamalar da oldu. Fuat Oktay tarafından yapıldı. Özellikle Beyrut limanı yerle bir oldu. O limanın yerine Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı bir teklif var, bir jest var. Mersin ya da İskenderun limanlarının kullanılması noktasında. Buradan yola çıkarak da Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki o trafiği konuşacağız. Önce Beyrut'la başlayacağız bugün programımıza. Konuklarımı tanıtayım hemen. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Bülent Arı, hoş geldiniz. Sağ olun. İran Araştırmaları Merkezi İran Koordinatörü Sayın İsmail Sarı, siz de hoş geldiniz. Ve Taha Ayhan, İslam İşbirliği Konferansı Gençlik Forumu Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Evet, Beyrut'taki patlama dedik ve Türkiye'nin ziyareti dedik. Önce bir Macron gitmişti Beyrut'a. Arkasından bugün Türkiye'ye gitti. Tabii Türkiye'nin ziyaretiyle Fransızların ziyareti arasında da böyle bir ciddi bir uçurum kadar bir fark olduğunu da görebiliyoruz. Yani işte Macron'un niye gittiği malum. Fransızların orada yaklaşık 100 yıllık bir bakiyeleri var. Ya da olup olmadığı da belli değil aslında ama bir şeylerin peşinde koşuyor Fransa. Türkiye bugün işte hastaneydi, sağlıktı, her türlü yardım A'dan Z'ye. Yani işte orada mesela camlar çok kırıldı. Cam, inşaat malzemesi ve en büyük tabii ki belki de oranın nefes borusu liman, ithalat merkezi. Beyrut'un çünkü gıda stokları azalmıştı, ciddi bir ekonomik sıkıntıları vardı ve şimdi limanları da yok. Dışarıdan gelecek olan her şeye muhtaçlar ve dışarıdan gelecek olan o kapıları kapanmış durumda. Türkiye, Beyrut limanının yerine Lübnanlara bir de bir liman jestinde bulundu. Mersin limanı ya da İskenderun limanı, buyurun gelin kullanın şeklinde bir yardım teklifinde bulundu. Buradan başlayalım derseniz. Evet. Evet, tarihi bir tarih devam yapalım edelim isterseniz. Tabii, küçük, tabii, çok geri tarih değil de yakın tarih. Yani mesela Fransızların bir 100 yıllık oradaki bakiyesinden bahsediyoruz olup olmadığından. Evet. Türkiye'nin 400 yıldan fazla bir orada bir şeyi var, hatırası var, izleri var. Hala şimdi artık izleri. Biliyorsunuz diplomatik bir lisan vardır. Yani diplomatik dille ifade edilir. Büyük nezaket ifadeleriyle çoğu sayı söylenir ama şimdi biliyorsunuz 4-5 senedir Trump'la birlikte bu diplomatik nezaket artık kayboldu. Evet. Yani dünyada da kayboldu. Kartlar açık oynanıyor. Şimdi aslında Fransa'nın 100 yıllık bir bakiyesi yok. 100 yıl önceki bir şey var. O da topu topu 20 yıllık orada bir varlığı var. Yani bakiyeden kastım zaten yani yıkıp dökmeye, kaosa yönelik bir orada bir işgali. Evet. Öyle 100 yıl önceki 20 senelik bir varlığı var. Bütün Lübnan'da olan bütün olayların aslında müsebbibi o 20 yıllık işgal. Evet. Bu da nereden kaynaklanıyor? Yani o bölgeyi Suriye dediğimiz hepsini ele alan Lübnan, iki Suriye yani kuzeyde Halep bölgesi ve Güneyşam bölgesi ve Hatay'ı da ele alırsak dört ayrı bölgeye Hatay, Halep, Şam bölgesi ve Lübnan. Dört bölge. Buna ayırıp yani Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi aynı şeyi orada yapıp bugünkü kaosun sebebini oluşturan şartları hazırladılar 100 sene önce. Şimdi katil biliyorsunuz her zaman olay mahalline gelir tekrar. Evet. Yani Macron'un gelişini buna benzetebiliriz. Patlamanın müsebbibi değil Fransa. Yani bir yardım amacıyla patlama nasıl gelmiyor. Oldu, orası ayrı ama sonuçta patlamaya giden yolda zaten yıkık dökük can çekişen bir Lübnan vardı. Siyasi krizler, siyasi kaoslar, ekonomik ağır bir ekonomik birkaç kriz. Birkaç ay önce iflas etti biliyorsunuz. Bankalar iflas etti. Onun da baş mimarı maalesef Fransa'ydı. Yani çok eskiden beri kaynaklanan 1980'lerdeki 80'lerin başındaki İsrail işgali, Beyrut'u biliyorsunuz işgal etmesi, Hizbullah'ın gelmesi yani bu kaos ortamı zaten 10 yıllardır devam ediyor. Bunun baş müsebbibi bu 1918'de Osmanlı Devleti oradan çekildikten sonra kurulan bu kaos ortamı zaten. Evet. Düzgün bir ortam kurmadıkları için bugün bunları yaşıyoruz. Zaten Irak'tan Libya'ya kadar coğrafyaya baktığımız zaman yani en doğudan Irak'a alsak, batıya kadar Libya'ya gittiğimiz zaman aynı paralelde
Hepsinde bir kaos var. Kaos, evet. Yani ve 100 yıldır da aşılamıyor evet, bu kaoslar. Hepsinde devam ediyor. İç savaşlar, darbeler, çatışmalar. Evet, evet. Maalesef bir başka böyle. Şey bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yine bu Sunni devletler arasında Yugoslavya vardı biliyorsunuz. Evet. Şimdi ex-Yugoslavian States olarak hep geçer. Yani eski evet. Yugoslavya devletleri biliyorsunuz. Böyle küçük küçük devletçiklere bölündü. Lübnan da bunlardan biri. Evet. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız mandası altında kurulmuş. Evet. Sonra bağımsızlığı ihsan edilmiş bir Sunni bir devlet. Bu Sunni devletler, tarihi altyapısı olmayan devletler her zaman bu büyük devletlerin nüfuzu altında halkları zulümler çekiyorlar, ezilmeye devam ediyorlar. Maalesef. Yani Lübnan'ın da istikbali olabilir mi? Hele bu saldırıdan sonra, yani hiç 1980'lerdeki İsrail işgaline falan evet. benzemiyor. Evet. Zaten iflas etmiş bir devlet yaşayabilir mi bu şartlarda? Ben şüpheliyim. Evet. Evet. Şu anda Beyrut'tan canlı yayın geçiyor El Cezire Televizyonu ve orada da öfkeli bir grup evet. var maalesef. Tabii Lübnan'da güvenlik güçleriyle çatışıyorlar. Kendi devletlerine, kendi hükümetlerine isyan ediyorum. Etmek evet, zorundalar. Evet. Çünkü son bir yıldır zaten. İsmail Hocam baktığımız zaman... Hemen bu görüntüler tabii. üzerine konuşursak, bu görüntülere çok aldanmamak lazım. Evet. Yani bunları bazen kimin fişeklediği de belli olmaz. Hangi gruplara evet. hizmet ettiği çok farklı grup var zaten olmaz. Lübnan'da maalesef. Yani kendiliğinden gelişmiş olaylar olmayabilir. Buna evet. kanmamak lazım. Evet. Evet İsmail Hocam, söylediğimiz gibi yani Beyrut'ta son özellikle bu patlamanın ardından... Hep Beyrut'u konuşuyoruz ama biz aslında dış haberci olarak son bir yıldır takip ediyoruz Beyrut'u ve şunu görüyorduk. Geçtiğimiz yıl Ekim ayından itibaren Irak, Bağdat merkezli ve Lübnan, Beyrut merkezli hükümet karşıtı ayaklanmalar. İkisinde de odak olarak halkların hem Lübnanlıların hem Iraklıların Hizbullah'ı ve Irak'ta da yine İran destekli Haçlı Şabi yapılanması ya da diğer siyasi unsurlarını, Irak'taki İran'ın diğer siyasi uzantılarını protesto ettiklerini görüyorduk. Son Ekim ayından beri hep böyle geçti Lübnan. Yani birkaç kere de hükümet devrildi. Baklar ki yani hükümeti devirmek ya da yeni bir hükümet kurulması oradaki ekonomik krizi hiçbir şekilde aşmak için yeterli olmuyor. Çünkü sistemleri bozuk. Yani orada Fransızlar bir anayasa çizmişler. Şuradan bir şu mezhepteki adam cumhurbaşkanı olacak. Bu dindeki adam başbakan olacak. Aynısını 2003'te Iraklılar Amerika'da yaptılar. Her ikisinde de siyasi krizler onları tetikleyen sistemlerin olduğunu görüyoruz. Ve ikisinde de son dönemde İran'ın etkili olduğunu görüyoruz. Ya zaten siyasi krizin devam etmesi üzerine kurulmuş bir devlet yapısı evet. var orada. Yani krizi çözmek değil, krizi körüklemek. Şimdi karşılaştırdığınız zaman yani bölgede Irak gibi, Lübnan gibi belki Suriye'yi de eklemek lazım. Fail state dediğimiz, weak state dediğimiz başarısız devletler. Evet. Sayıları da artıyor bunların. Kuruluş itibariyle zaten yapısal sorunları olan etnik temelli ya da mezhep temelli bölünmüşlük üzerine kurgulanan ama ulusal kimlik inşasının zayıf olduğu, bir Lübnanlılık kimliğinin olmadığı, bir Iraklılık kimliğinin olmadığı, bir Suriyeli kimliğinin olmadığı ve bu kimlik inşasının da gerçekleştirilememesiyle beraber her grubun kendi etnisitesine ya da kendi mezhebine daha fazla bağlılık duyarak bu çatışmanın körüklenmesi yapısal sorunu belki tartıştığımız mesele. Şöyle de bir durum var, onu ifade etmek lazım. Lübnan'daki bu kriz hakikaten yapısal bir kriz, mezhep temelli bir bölünmüşlük var ve bu mezhep temelli bölünmüşlük de doğal olarak dış müttefiklere de zemin hazırlamış oluyor. Her aktör, içerideki her aktör, Şii aktörler olsun, Sünni aktörler olsun, Hristiyan aktörler olsun, kendilerini içeride daha kuvvetli hale getirebilmek için nihayetinde bir dış desteğe ihtiyaç duyuyor. İran bağlamına ifade edecek olursam, burada da Şii grubun en çok desteğini tabii ki İran yapıyor. İran ve Hizbullah bağlantısı üzerinden bir İran-Hizbullah ilişkisinden bahsedilebilir. Yine Sünni gruba baktığımız zaman da burada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir desteğinden bahsedilebilir. Yine aynı şekilde Hristiyan gruba baktığımız zaman da burada da Avrupa'nın ve özellikle de Fransa'nın desteğinden bahsedilebilir. Doğal olarak dış aktörlerin de iç aktörlerle bir takım linkler kurarak, ilişkiler kurarak dahil olduğu bir coğrafyadan, bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak burada istikrarın gelmesi zaten hem siyasal kurgu itibariyle bir yapısal sorun varken bununla beraber dış aktörlerin dahil olması ve bu dış aktörler arasındaki çatışmanın buraya, bu ülkeye, bu coğrafyaya, bu
yere yansıması da buradaki krizi derinleştiriyor. İşte İran'la Suudi Arabistan arasındaki çatışma bir şekilde Lübnan'a yansıyor. İran'la İsrail arasındaki çatışma Lübnan'a yansıyor. Yani Lübnan'ın gerçekte kendi meselesi olmayan çatışmalara da sahne olduğu, sahiplendiği bir çatışma zemininden bahsediyoruz. Yine İran ekseninde konuşacak olursam, bir İran'ın Hizbullah modeli söz konusu. Yani İran'ın çok İran konulu merkezi konuşmayacağız belki ama girmek adına söylüyorum. Yani Lübnan'ı konuşurken mecburen İran'ı konuşmak zorundayız. Çünkü son yıllara damgasını vuran hem silahlı yapı olarak hem de siyasi etki anlamında yani Hizbullah'ın. Yani İran'ın güvenlik stratejisi bir dış ittifaklara, dış müttefiklere dayanan, dış eksenlere dayanan bir yapı söz konusu. O nedenle bir Hizbullah modelinden bahsedebiliriz. Evet. İşte bahsettiğiniz gibi Irak'ta bir Haçlı Şabi. Bu Hizbullah modeli dediğimiz nedir? Elinde silahları olan, silahlı bir gruptur. Ama aynı zamanda o ülkedeki iç siyasete de müdahil olan, belli bir ağırlığı olan gruptur. Burada aynı şekilde Irak'a baktığınız zaman Haçlı Şabi üzerinden İran bu modeli bir şekilde uygulamaya çalışıyor. Yemen'e baktığınız zaman Ensarullah üzerinden böyle bir Hizbullah modelini uygulamaya çalışıyor. Yine Suriye'ye baktığınız zaman Suriye'de de benzer modeli uyguluyor. İşte Fatimi Yuntugay'ı, Zeynep Yuntugay'ı, bunlar belki Suriye'de savaş bittikten sonra çekilmeyecek ki Şii grupların yerleştiğini biliyoruz. Belli koridorlara bunları İran'ın yerleştirdiğini ve İlerleyen dönemde Suriye'de istikrar geldiğinde, en azından savaş bittiğinde bu gruplarında bir nevi Lübnan'daki Hizbullah gibi İran'ın silahlı uzantısı gruplar olacağını ifade edebiliriz. Aynı şekilde sadece İran ekseninde konuşmak mümkün değil Lübnan'ı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de etkisi var. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın merkezi hükümete desteğinde sürekli Lübnan'ı pasivize etmesi, Lübnan'la mücadele etmesi noktasında tavizler ve talepler listesi söz konusu. Yani o yardımlar bile, bu ülkelerin, Körfez'in yardımları bile bu tavizlere bağlı. Aynı şekilde İran'a baktığımız zaman bu Beyrut limanı önemli bir liman. Dediğiniz gibi Lübnan büyük oranda ithalata dayalı bir ekonomisi söz konusu. Üretimi çok fazla olmayan, büyük oranda hizmet sektörünün ve turizmin olduğu. Bu patlamayla birlikte eldekiler de yok oldu. Evet, eldekiler de gitmiş oldu. Ama bu liman aynı zamanda İsrail'in sürekli suçladığı, işte Hizbullah, Suriye ve İran eksenindeki silah akışının da olduğu bir liman. O nedenle bu limandaki patlamanın hem ekonomik bir takım şeyleri olacaktır, sonuçları olacaktır, hem de bir takım siyasi sonuçları olacaktır. Yani bu sadece ekonomik olarak değerlendirilmemesi gerekir. Burada patlamayla beraber bunun Lübnan iç politikasına da bir takım etkileri olacak. Çünkü biliyorsunuz bu asitin, amonyum nitratın 6 yıldır orada olduğu söyleniyor. Hizbullah'ın tasfiyesi onu tetikler mi böyle bir şey? Yani ya da İsrail Hizbullah'ın Lübnan'dan tasfiye edilmesini gerçekten çok arzu ediyor mu? Yani Hizbullah dışarıdan gelmiş ve oraya eklemlenmiş bir yapı değil. Nihayetinde Lübnan'daki siyasi yapı Şiileri bir şekilde dış desteğe ihtiyaç duyuruyor. Yani burada İran'ın var. Daha öncesinde de Suriye'ydi. 30 yıl kadar Suriye buradaki grubu sahiplenmişti. Ve hatta Suriye ile İran arasında Lübnan bir çatışma alanına, hani sıcak çatışma anlamında söylemiyorum, bir rekabet alanına dönüşmüştü. Yani onu da ifade etmek lazım. Buradaki siyasal yapı, buradaki o durum, bir Lübnanlılık kimliğinin inşa edilememesi ileriye dönük de bu sorunların devamı anlamına gelecek. Çünkü sadece mesele İran meselesi değil, sadece mesele Fransa meselesi ya da sadece Suudi Arabistan meselesi değil. Her grup bir şekilde kendi tarafındakilerini güçlendirmeye çalışıyor. Yani Şii grup kendi grubunu güçlendirmeye çalışıyor. Sünni grup kendi taraftarlarını güçlendirmeye çalışıyor. O nedenle böyle bir yapının içerisinde
hiçbir müdahale olmasa bile, yani bir dış müdahale, bir dış aktörün dahil olması olmasa bile bu yapısal sorunun kaos üretmeye devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama belki bundan sonraki süreçte bu patlamanın bir takım siyasi yansımaları... Evet, ona geleceğim. Yani bu amonyum nitrat dedik. Bunun işte Hizbullah için orada tutulduğu söyleniyor. İsrail'in orada Hizbullah'ı böyle adım adım takip eder yıllardır. Suriye'ye özellikle sık sık Lübnan'dan oraya bir silah gitti, bir füze gitti diye gider orada operasyon yapar. Hava saldırısı gerçekleştirir İsrail. Böyle bir durum varken bunun faturası Hizbullah'a çıkarılır mı? Çıkar mı? Çünkü bir de Refik Hariri suikastinin son artık mahkeme kararı olacak. Normalde dün açıklanacaktı. Ayın 18'ine ertelendi. Ya Hizbullah'a çıkma ihtimali var. Hizbullah'ı zayıflatma ihtimali var. Çünkü patlama olduktan sonra ilginç bir şekilde Hizbullah hemen açıklama yaptı. Bu bir İsrail saldırısı değil. Evet. Yani aslında Hizbullah bunu sıradan herhangi bir saldırıymış, patlamaymış gibi lanse etmek, yani her ülkenin başına gelebilecek bir patlama gibi lanse etmek istedi. Çünkü bir de öncesinde bir durum var. Çünkü hatırlarsanız İran'da son dönemde ciddi patlamalar oluyor. Evet. Ve örtülü olarak da bunun İsrail'in siber saldırısı olduğu ifadeleri var. Doğal olarak işte Lübnan dediğiniz zaman, Hizbullah dediğiniz zaman İran'da linki olan, ciddi angajmanı olan bir yerden bahsediyoruz. Acaba İsrail'in İran'daki saldırıları Lübnan'a mı sirayet etti, Hizbullah'a mı saldırıyor gibi de düşünülebildi. Ama Hizbullah hemen açıklama yaptı. Bunun bir İsrail'le bağlantısı yok dedi. Çünkü bunun kendisine de bir faturası olacağını biliyor. Çünkü Hizbullah'ın kendi çatışmalarının bedelini Lübnan'da ödüyor. Evet. Yani çok ilginç bir yapı. Yani sıradan bir devletten bahsetmiyoruz. Substate dediğimiz, evet, yani devlet altı aktörün kendi çatışması nihayetinde bedelini bütün devletin ödediği bir yapıya dönüşüyor. Onun için içeride de bir takım çatışmalar var. Biliyorsunuz Diyab Sünni bir lider, başbakan. Diyab'a da mesela Sünni çevreler Hizbullah'la araya mesafe koyması yönünde baskı yapıyorlar. Yani çünkü Hizbullah'ın bedelini biz ödüyoruz. Desteği olmasa başbakan olamıyordu. Tabii ki. Onun için hakikaten çok ciddi yapısal sorunları olan bir, evet, ülkeden bahsediyoruz. Belki bu patlama başka bir ülkede olsaydı hiç konuşmuyor da olabilirdik. Evet. Çünkü bu tip patlamalar olabilir limanlarda, başka yerlerde. Ama mesele yer Lübnan olunca bunun arkasında bir şey var tabii, deniyor ve bunun etkilerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Etkileri demişken Tayan, şimdi Sayın Hocam şöyle bir perspektif açtı. Lübnan'daki o çeşitli dini ya da diğer etnik grupları anlatırken işte Şiiler Hizbullah üzerinden, evet, İran'dan bir nüfus alıyorlar. Dışarıdan bir İran'ı getiriyorlar. İran'ın desteğini arıyorlar. Efendime söyleyeyim işte Maruniler Fransa'dan böyle bir destek alıyorlar. Sünniler Körfez ülkelerinden. Ama işte Sünniler demişken Lübnan'daki hem siyaseten tasfiye edildiklerini de görüyoruz. Siyaseten İran'ın etkisi altında ezildiklerini, baskılandıklarını da görüyoruz. Yani Saad Hariri örneği de var. 2017'de, evet, Suudi Arabistan'da bir şekilde alıkonulmuştu. Ve onu oradan alıp Fransa Cumhurbaşkanı Macron tekrar Beyrut'a getirmişti. Aslında sormak istediğim o da değil. Sormak istediğim Türkiye'nin Lübnan'daki etkisi, nüfusu ve Lübnanlıların Türkiye'ye olan bakışları. Yani hep Beyrut'u konuşuyoruz ama bir de Trablus-Şam dediğimiz daha kuzeyde olan bir bölge var. Ve o bölgede de ciddi anlamda siyaseten tasfiye edilmiş olan Lübnanlı Sünnileri görüyoruz. Ve Türkiye'ye de çok yakın bir ilgi, alaka duyan Lübnanlılardan bahsediyoruz. Evet. Öncelikle tabii Lübnan'daki, Beyrut'taki bu yaşanan patlamayla alakalı vefat edenleri Allah'tan rahmet. 157'ye çıktı bugün itibariyle. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Bölgemizde belki de son yüzyılda yaşanan en büyük trajedilerden, dramlardan bir tanesi, evet, ki bölgemiz bu konuda sık sık yaşanan trajedi ve dramlarıyla meşhur bir bölge. Maruf bir bölge maalesef. Bu noktada tabii kıymetli hocalarımız ciddi siyasi değerlendirmeler yaptığı için çok fazla o perspektiften bakmaya
lüzum yok ama deniz perspektiften bakmak lazım. Biraz Türkiye'nin etkisini yani bunu hani bugünkü ziyarete de bağlayarak Cumhurbaşkanı yardımcımız burada, Fuat Oktay Türkiye'nin etkisi gibi Sayın Çavuşoğlu'nun ziyareti. Sayın hocamızın da bahsettiği gibi Lübnan politikası ve Lübnan durumu çok boyutlu ve çok fazla değişkene bağlı bir durumdalar. Özellikle tabii Fransa'dan kalma bu kota sistemi Cumhurbaşkanı Marunilerden olacak. Evet. Başbakan Sunilerden olacak. Meclis Başkanı Şiilerden olacak diye böyle bir mezhepsel denge gütmüşler. Fakat şu anda işte hocamızın da dediği gibi Başbakan Sunilerden olmakla beraber Sayın Diyab'a yönelik ciddi bir Hizbullah'la araya mesafe koy baskısı var. Ki Sayın Diyab'dan önce de malum çok uzun bir hükümetsizlik dönemi geçirdi. Evet. Yani siyasi istikrarsızlıkla kavrulan bir durumda. Burada baktığımız zaman Türkiye'nin rolü nedir diye. Bir kere Türkiye hemen Koca Yusuf'u tekrar yolladı. Koca Yusuf malum pandeminin başından beri neredeyse tekerini asfalta indirmeden sürekli yardımlar peşinde. Ve yine bugün de Fuat Bey'in başkanlığındaki heyetle, Mevlüt Bey'in katılımıyla yapılan heyetle de oradaki iltifatı görüyoruz. Fakat buradaki Lübnan'daki bu mezhepsel ayrılık, dini ayrılık, etnik temelli ayrılık ciddi anlamda içerideki insanların da belli kısımlara angaje olmasını gerektiriyor. Belli ülkelere bazen angaje olmasını gerektiriyor. Fakat burada bir parantez açmamız gereken ülke Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'de herhangi bir mezhep veya neredeyse din veya etnisite ayrımı olmaksızın tüm nüfusun Türkiye'ye bir sempati beslediğini görüyoruz. Evet. Özellikle bahsettiğiniz gibi Trablus, Şam ve veya Sayda gibi. Sayda'da mesela Türkiye'nin Tikal'de yaptığı muhteşem bir hastane var. Açılmasında ciddi bürokratik engeller sebebiyle belki geçmeler yaşandı. Bürokratik engeller de zaten o deminden beri konuştuğumuz herhalde Lübnan'ın o iç siyasetindeki farklılıklar. Onun bu bürokratik yansıması sebebiyle tabii ki ama aynı bürokratik yansıma işte burada 2014'ten beri bu patlayıcının kalmasına da sebep oluyor. Ve insanlar da zaten bununla alakalı çok muzdaripler. Ve ciddi anlamda artık yönetim şeklinin değişmesiyle alakalı da talepler var. Hatta Fransa'nın devredelim 10 yıl yönetsin diye bir imza kampanyası başladı. Gerçi çok makes bulmadı. Fakat bununla kadar varan, yeniden bir mandacılığa varan bir özlem dahi duyan kesimler var. Bu da artık bıkmış olması sebebiyle. Trablusgarp örneği ise çok daha enteresan bir örnek. Burada Sünni nüfusun yoğunlaştığını fakat ülkenin gerçekten adeta gerisinde bırakılan bir bölge olarak göründüğünü görüyoruz. Tabii Beyrut patlamasıyla beraber artık bu bahsedilen dengelerin tekrar ele alınması gerekecektir. Zira Beyrut nüfusun yarısını yaşadığı bir coğrafya. Yani 10 bin kilometrekarelik bir ülkeden bahsediyoruz. 4 milyon nüfustan bahsediyoruz ve 2 milyon zaten Beyrut'ta yaşıyor. Beyrut'ta bugünkü hesaplara göre 300 bin kişiye yakını evsiz kalmış durumda. 15 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Bunlar ele alınınca tabii ülkenin artık siyasetini etkileyen bir durumla karşı kalacağız. O anlamda Türkiye'nin buradaki müdahalesi çok çok önemli. Zaten Macron'un dün yaptığı açıklamaya göre yani ciddi eleştiri aldı. Kendi iç politikasına da eleştiri aldı. Yani niye gidiyorsunuz? Niye başka bir ülkenin içlerine karışıyoruz diye. Evet. Buna verdiği cevap şu oldu malumunuz. Eğer biz gitmezsek Türkiye'ye gidecek dedi. Evet. Ve Türkiye giderse kendine göre aleyhte adımlar atacaktı. Şimdi Türkiye gitti ve Türkiye orada bir hamle yaptı. Dedi ki yani Beyrut Limanı Doğu Akdeniz için çok önemli bir liman. Lübnan için de çok önemli bir liman ve şu an yok. İnşa edilecek belki ama zamanla ne zaman olacağı belli değil. Şu an için sıcağı sıcağına size bir liman lazım. Gelin Mersin Limanı ya da İskenderun Limanı. Bu arada şunu da hatırlatmadan geçmek istemem. Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'in sonunda İsrail'in bir limanı kalmış durumda. Evet. Laskiye Limanı kalmış durumda. Evet. Bir de artık Beyrut Limanı olmadığı için başka liman yok orada. Ticareti devam ettirecek. Şimdi, tabii Hayfa ile de bir kıyaslayalım o zaman. Şimdi Beyrut yok. Denklem dışı kaldı şu an. Evet. Hayfa Limanı orada belki değer kazandı. Beyrut'a yakınlığı da sebebiyle. Tabii ki. Ama bakıyorsun hani Arap ülkeleriyle aralarında... Ama erişim engelleri var Hayfa Limanı'nda. Kullanılması alakalı engeller var. Evet. Laskiye Limanı ile alakalı ciddi engeller var. Dolayısıyla İç savaşı bu orada. Bölgenin geçiyor. Ticaretini de etkileyecek bir sebep olacaktır. Tabi burada Türkiye limanlarımız hamdolsun güçlü, yerinde, kullanışlı. Onları bir kenara bırakıyoruz ama böyle bir gerçeklik. Yani bilmiyorum ben sabah Sayın Fuat Oktay'ı dinlerken Mersin Limanı'nı Lübnanlıların hizmetine sunuyoruz dediğinde ben açıkçası heyecanlandım. Yani bilmiyorum ben kendi kendime mi heyecanlandım. Onu tam bilmiyorum. Bu çok önemli bir adım. Bence çok önemli bir adım. Değerli bir adım. Yani Türkiye oraya giderken ne götürdü? Buğday götürdü. Un götürdü. Gerçekten insana dokunacak, doğrudan insana faydalı olacak
yardımlar götürdü. Zaten Türkiye böyle maruftu. Şimdi bunu bir kez daha damgasına vurdu. Bu Türkiye'ye dolayısıyla etnisiteden ve dini kimlikten veya mezhep bağlamından bağımsız olarak bir teveccühe yol açıyor. Evet. İşte biraz evvel canlı yayında orada Fuat Bey'in başkanlığındaki heyeti selamlamak için toplanmış kalabalığı, Türk bayraklarıyla gelen kalabalığı görüyorsunuz. Türkiye'nin dolayısıyla burada 400 yıl boyunca bıraktığı hatıralar o 20 yılda silinmeye çalışılsa da hala canlı olduğunu görüyoruz. Öte yandan Türkiye'nin şöyle bir önemi olduğuna bakmak lazım ve bölgedeki dengeler açısından da bakmak lazım. Türkiye şu anda bölgede işler anlamdaki tek demokrasiye sahip. Evet. Bu da çok önemli ki Lübnan'ın da bu anlamdaki iddiası malumunuz en okur yazar topluma sahip olması, en yetişmiş topluma sahip olması, demokratik değerlere bağlı olması. Bu anlamda da toplumların çıkış noktası olarak da Türkiye bir umut ışığı. Tabii buradaki gelişmeleri bir yandan da 2019 sonundan itibaren bölgede yapılan yeni statiko arayışı, yeni makro dizayndan bağımsız okuyamayız. İşte yapılan suikastlar, ondan sonra bölgedeki o vekalet savaşında kullanılan vekaletlerin budanması. Bu da bir yandan böyle bir sonuca hizmet etmesi bakımından önemli bir gelişme. Evet. Tabii bu arada Beyrut'tan da sürekli canlı görüntü geliyor. Yani Türkiye'nin orada Şehitler Meydanı'nda bir toplanan bir kitle vardı. Oradaki Lübnanlılar Türk bayraklarıyla. Evet. Ve şu an o cadde değil galiba ama Refik Halil'in mezarının da bulunduğu, Muhammed Ali'nin camisinin bulunduğu işte Şehitler Meydanı'nda kalabalık toplanmıştı Türk bayraklarıyla. Bir başka caddede de böyle çatışmalar meydana geliyor. Yani Lübnan'a ele alırken tabii şunu unutmamak lazım. Pandemiden önce zaten bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Pandemi sebebiyle tedbirler kapsamında durulmuştu mesele. Evet. Dolayısıyla bunun üzerine bu ekonomik krizin, bu siyasi kalkışmanın, toplumsal ayrışmanın üzerine bir de bu krizin yaşanması. Tabii orada bir öfkeye sebep oldu. Zaten Macron'a da hatta tepki gösterenler vardı. Macron'un aracına da mesela gitti, bir tanesi yumruk attı. Sevgi gösterenler var oldu Macron'a ama onunla birlikte Michel Aoun'la kendi cumhurbaşkanlarına hırsız, terörist falan diye bağırdılar. Ve Macron'a şikayet ettiler kendi cumhurbaşkanlarını. Fark etmiyor. Lübnanlılar şu an Lübnanlı siyasi figür sokakta görmek istemiyorlar pek. Onlara karşı ciddi bir tepkileri var. Bugün de görüyoruz işte yine sokağa döküldüler. Orada işte hangi kesimse kesim artık onu bilmiyoruz. Yani Hristiyanlar mı, Şiiler mi, Sünniler mi, sokaktaki kitle, Dürziler mi bilmiyoruz. Ama kendi siyasi figürlerine karşı bir öfke patlaması yaşıyorlar. Son bir yıldır vardı bu. Bu patlamayla birlikte Lübnan'daki, Beyrut'taki patlamayla birlikte daha da ayyuka çıktı bu. Hocam tekrar yine burada Türkiye'nin alması gereken pozisyonu ve aldığı pozisyonu işte bir liman hamlesi. Bu liman hamlesi herhalde Beyrut'un ekonomik olarak ihtiyacını karşılamak anlamında, bunun Türkiye'de bir lojistik anlamında ticari bir karşılığı da olacaktır. Öte taraftan bir de bu Doğu Akdeniz denklemini konuşuyoruz. Taha Yan çok önemli bir vurgu yaptı. Doğu Akdeniz limanlarından bahsediyoruz. Bir tek işte orada Hayfa Limanı değil mi? Evet. Ve o da, anlamda o kaldı. Evet, bir o kaldı. Öte taraftan baktığın zaman bir Mersin Limanı, yani Türkiye'nin kıyıları. Buradaki Türkiye'nin limanlarının da daha elverişli, daha güçlü, daha kullanılır olduğu, daha büyük aktör oldukları ortaya çıkıyor aslında. Şimdi tarihi olarak ele alacak olursak aslında bizim Mersin İskenderun limanları tarihi limanlar değil. Yani eski baharat yolunun limanları Hayfa, Beyrut kısmen var. Evet. Bunlar üzerinden Avrupa'ya satılan mallar vardı o zaman. Ama o zamanlarda orası Osmanlı. Çünkü buranın lojistiği ve ikmal yolları zayıftı Mersin tarafının falan. Ama tarihin yönünü değiştirmiş oldu. Yani bu limanlar çok yakın zamanlarda yapılan yatırımlar, petrol boru hatlarının gelmesi, İskenderun Limanı'nın stratejik bir yer haline gelmesi son 20 yılda bölgenin jeostratejisini kısmen değiştirmiş oldu. Sonra bu limanların karayolu bağlantısı, işte uçak bağlantıları orayı çok daha önemli aslında tarihe yerlerine de baktığımız getirdim. Zaman yani Beyrut Limanı diyoruz, Hayfa Limanı diyoruz, baharat yolu diyorsunuz. Evet. Hani bu hep ticaretin merkezi, deniz ticareti. O da şöyle eski imkanların verdiği şartlarla. Yani bugün de aslında aynı şeyi konuşuyoruz. Cindi'ye kadar geliyordu. Hani kısmen bahsettik hatırlıyorsunuz. Şu, yani önünüzdeki kitabı da gösterebiliriz. Yani o kitabı da az çok inceleme vakti buldum ben. Şöyle bu kitapta Akdeniz'de iki süper gücün hakimiyet mücadelesi. İspanyollarla Osmanlılar. O dönem için herhalde
En önemli mücadele. Tabii. Ve bugün bu mücadele devam ediyor. İspanyollar pek şu an sahada yoklar. Onların yerine başka güçler tabii. var. Ama Osmanlı'nın yerine Türkiye'nin bu mücadelesi evet. şu an için hala devam ediyor. Bu bölge çok daha eski zamanlarda Batı'nın ilgi alanına girmişti. Yani Haçlı seferleri dolayısıyla Kudüs'e gitmek üzere önce buraları yolları talan ede ede gitmişlerdi. Asıl hedef Kudüs'tü. Ama sonraki zamanlarda... Osmanlı Devleti Mısır'ı aldıktan sonra tabii bu Arap coğrafyası, Şam, bugünkü Lübnan'ın da olduğu bölgeleri hakimiyet alanına alınca yeni bir şey çıktı, ticari imkan çıktı. Yani bizim ders kitaplarında ve diğer şeylerde bazen görüyoruz, Ümit Burnu keşfedildi, ondan sonra dünya ticaret yolları değişti. Hayır, değişmedi yani. 100-150 yıl kadar Osmanlı Devleti bu Ümit Burnu'nun bulunmasına rağmen Cidde üzerinden ve hac kervanlarıyla Doğu Akdeniz'e kadar gelen Hayfa, Yafa ve evet. Beyrut üzerinden baharatı batıya satıyordu. Yoksa Lizbon üzerinden gelecekti. Yani Ümit Burnu hemen olsaydı 1500 evet. yılında Ümit Burnu keşfedildikten sonra bütün baharat Lizbon'a gelecekti. Evet. Halbuki oraya o kadar çabuk gelmedi. Çok daha geç tarihlerde geldi. 100 yıldan sonra gelmeye başladı. Onu da Hollandalılar aldılar biliyorsunuz. Yani 1600'lerden itibaren. Diyorsunuz burada Akdeniz'deki evet. mücadele 16. yüzyıldan. Tabii. 21. yüzyıldayız. 5 asır geçmiş. Hala mücadele çok sıcak. Tabii aynı bölgeler önemli. Yani Mısır'daki Süveyş kanalı önemini evet. devam ettiriyor. Kıbrıs önemini devam ettiriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'in kilidi Kıbrıs'tır. Evet. Batı için Malta'dır, Doğu için Kıbrıs'tır. Kıbrıs için o yüzden aynı şeyler devam ediyor, ihtilaflar devam ediyor. Fakat Türkiye'nin elinden kısmen gitmişti ilk zamanlarda. 1974 harekatından sonra orada Türkiye'nin kısmi bir kontrolü var. Çünkü eğer Türkiye'nin Kıbrıs'ta, bilhassa şimdi Kuzey Kıbrıs'ta ve bölgesinde kontrolü olmazsa zaten hemen yutulur evet. ve aynen Girit'te olduğu gibi hemen Yunanistan'a bağlanır. 3 sene sonra oranın Yunanistan'a ilhak edildiğini yaşayabiliriz. Peki hocam, bu tarihten hep ders almak gerekir ya. Baktığımız zaman şu anki bir metafor görüyoruz aslında evet. şu an son yıllarda yaşanan bu Doğu Akdeniz evet. denklemi. İşte Yunanistan'ın, Mısır'ın oradaki ekonomik münhasır bölge anlaşmaları evet. Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin Navtex ilanları, evet. Libya. Bunlara baktığımız zaman ne yapılması gerekiyor? Yani tarihten ders alarak evet. Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Ve bu perspektiften, bu ışıktan baktığımız zaman tarihe de bakarak nasıl bir sonuç görüyoruz burada? Yani bu mücadelenin sonunda ne olur? Evet. Şimdi tarihteki büyük devletlerin büyük olma sebepleri ya kara ordusunun çok güçlü olması ya da donanmasının çok güçlü olması. Mesela İngiltere ve Hollanda 17. asırda, sonrasında İngiltere 18 ve 20. asra kadar donanmasıyla bunu sağladılar. Daha önce de İspanya sağlıyordu Batı için, yani Güney Amerika için. Osmanlı da donanmasıyla sağladı ama donanması zayıf olduğu zamanda bile çok güçlü kara ordusu olduğu için ta Orta Avrupa'ya kadar ilerleyebilmişti. Evet. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman 20. asırdan sonra denklem, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden kurulduğu zaman tabii hem kara ordusu zayıf hem de donanması olmayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunu hatırlıyoruz hepimiz. Yakın zamana kadar yaşadık. Böyle olunca buralarda olan olayları biz sadece seyirci olarak gözlemliyorduk. Evet. Şimdi son 20 yılda Türkiye'nin durumu değişti. Bir kere güçlü bir donanması, silahlı evet. kuvvetleri, ordusu, İşte dronları, İHA'ları ve SİHA'larıyla denklem değişti. Aslında şeyle değişti. Yani bunlarla gene pek bir şey yapamayız ama Amerika'nın biliyorsunuz zımni bir ambargosu devam ediyor. Fakat buralarda bilhassa F-16'larda kullandığımız füze sistemleri tamamen yerli ve milli hale gelince Türkiye bunları çok rahat kullanabilir ve istediği yerleri evet. yakın coğrafyasında hakimiyet alanına alabilir hale geldi. Evet. Yani vurabilir hale geldi açıkçası. Bu durumda Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Şimdi Doğu Akdeniz için Türkiye'nin yani, asıl şey petrol boru hatları evet. ve doğalgaz aramaları için kullanabileceği 3 tane ana gemisi oldu. Evet. Şimdi bu 5 sene önce bu yoktu. Yani herkes zannediyor ki bir anda biz rüyadan uyanıp rüyada gördüklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Öyle değil. Sahada uygulayabileceğimiz temel şeyler var. Birincisi bunları arama gemileri, sondaj ve arama gemileri. İkincisi bunları kontrol edebilecek, o sahaya ellerimizi koyabileceğimiz bir donanma. Bunlar ve ateş gücü yüksek bir hava gücü ve kara gücü. Bunlar tabii belki zaman dikkatlerini çekmedi. Biliyorsunuz Avrupa'daki bütün yayınlar ve şeyler
siyaset, hem alt siyaset halk nezdinde hem de üst siyaset hükümet nezdinde böyle bizim gibi ülkeleri küçümsemek üzerine kurulmuştur. Türkiye'nin bu noktaya geldiğini kavrayamadılar. Mesela Fransız medyası çok geçen hafta... Çok geç zamanda kavradılar. Geçen Yunan hafta arka arkaya iki kez Osmanlı geri geliyor, Osmanlı dönüyor evet, falan. Evet. Ondan önceki Libya anlaşmasına itibaren de sık sık vurguladılar bunu. Ne demek istiyorlar? Evet. Erdoğan'ın Sevr'den intikamı gibi. Evet, en son onu yaptı. Evet, evet. Fransa'da. Ya bu ona, ama hep bir Osmanlı vurgusu var. Şuna benziyor. Macron'da mesela Beyrut'a gitmesi neyi aslında ifade ediyor? Napolyon'un Beyrut'a gelmesi evet, gibi. Yani Napolyon gibi tekrar gelmek istiyor. Biz tabii onlara bu tür yakıştırmalar yapmıyoruz ama Türkiye bir küçük adım attığı zaman hemen Osmanlı geri mi evet, geliyor diye. Evet. Aslında Osmanlı geri gelmiyor fakat yeni bir Türkiye evet, Cumhuriyeti geliyor. Yani evet, bunun ayak seslerini görüyorlar. Evet. Hocam Fransa'da geldi, Türkiye'de gitti şimdi Lübnan'a. Evet. Ama Fransızların Lübnanlılara sunacağı bir limanları yok. Yani coğrafi olarak uzaktılar. Türkiye ise hani bu mahallenin adamı olarak Lübnan'da evet, ve onlara yani, bir liman sunabiliyor. Şey, aslında Macron'un gidişi eli boş gitti. Hiçbir şey götürmedi. Evet, aslında doğru. Hiçbir şey götürmedi yani ama Türkiye an, çok büyük hediyelerle gitti en azından. Şu an Fransa üzerinden evet, daha çok konuşuyoruz ama belki arka planda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap evet, Emirlikleri'nin memnuniyetsizliği. Yani Türkiye eğer Lübnan'a biraz daha angajman uygularsa, yani oraya biraz daha girmeye çalışırsa belki Fransa'dan daha çok rahatsız olacak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Hatırlarsanız bu gösterilerde, daha önceki Lübnan'da yaşanan gösterilerde Türkiye'ye yönelik suçlamalar vardı. Türkiye'nin protestocuları bir şekilde manipüle ettiği, onları bir şekilde teşvik ettiği yönünde ifadeler vardı. Çok ilginç bir şekilde bir aksis, daha doğrusu iki aksis Lübnan'da birleşmeye başlıyor. Hatırlarsanız Körfez'de bir aksis var, İran karşıtı. Yani evet, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve belki bunu Mısır'ı da ekleyebilirsiniz. Bir anti-İran aksisinden bahsedebiliriz Körfez'de. Şeye geldiğiniz zaman, Akdeniz'e geldiğiniz zaman da burada bir anti-Türkiye aksisi var. Burada da yine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, buna dolaylı olarak belki Fransa'yı, ondan sonra Rusya'da var. Yani birçok unsur ekleyebilirsiniz ama bu iki aksis... Halk nezdinde değil tabii, hükümetler evet, ve idareciler nezdinde. Devletler nezdinde ama bu iki aksis, yani ortak paydalı devletler, bu iki aksis nihayetinde Lübnan'da birleşmiş ve Lübnan'da bu iki aksiste hem anti-Türkiye hem anti-İran şeyi haline gelmiş, merkezi haline gelmiş durumda. Yani bu aksis Türkiye'yi de istemiyor Lübnan'da, İran'ı da istemiyor. Evet. Ama nihayetinde bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin orada bir soft power var. Yani halk nezdinde bir itibarı var. Ama İran'a baktığınız zaman protestolarda İran ciddi anlamda protesto edilen devlet. Özellikle Hizbullah'a yönelik protestolarda İran'ın da buradan çıkması gerekiyor. Yani İran'ın etkisinin de kırılması yönünde halk nezdinde bir durum söz konusu. Belki şöyle bir tespit yapabiliriz toparlamak adına. Bu anti-Türkiye ve anti-İran aksisi Lübnan'da bir şekilde bir araya gelmiş durumda. Yani bu Lübnan dediğimiz coğrafya bu iki aksisin artık kesiştiği bir nokta. Ama burada Türkiye avantajlı halklar nezdinde bir soft power olduğu için, bir karşılığı olduğu için sıkıntı yok. Ama İran açısından özellikle bu Hizbullah'ın varlığı ve Hizbullah'ın durumuyla ilgili zaten Lübnan halkında bir İran'a karşı tepki vardı. Bu daha da belki perçinlenebilecektir. Çünkü bu aksis anti-Türkiye şeyi haline de geleceği için burada Türkiye'nin etkisinin artmasıyla beraber bu biraz daha İran adına daha yıpratıcı olacaktır diyebiliriz. Tabii Türkiye'nin aslında bölgedeki aktörleri sayıyoruz Sayın Tahayyan. Ama diğerlerinin çoğunun hatta hepsinin neredeyse hani Lübnan'a yönelik bakışlarında ben buradan ne koparırım? Öyle bir ajandaları var. Yani Türkiye yani hem Lübnan'a yardım edeyim hem de ben de buradaki pozisyonumu koruyayım. Çünkü... Ne koparırım çok özür dilerim. Ne koparırım ve karşıdaki rakiplerim veya düşmanlarımı nasıl bir şekilde pasivize ederim evet, ya da onları onlara nasıl zarar veririm? Yani işte burada mesela Hizbullah varlığı var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği şey evet, evet, İran'ı burada pasivize etmek, Hizbullah'ı pasivize etmek. Diğer taraftan baktığınız zaman da aynı şekilde yani her aktör sadece Lübnan devletinden ya da Lübnan'dan ne koparırımdan ziyade burası bir çatışma alanı ve her aktör çapraz ilişkiler içerisinde
bir şekilde karşıya da zarar vermek daha istiyor. Daha böyle katmerli bir ajanda. Evet, bu hakikaten yani Lübnan halkı için de üzüntü verici bir durum. Evet. Size ait olmayan çatışmaların sahnesisiniz. Evet. Size ait olmayan sorunların çatışma alanı haline gelmişsiniz. O nedenle hem ekonomik kriz var, hem siyasi kriz var, hem de bu çatışmaların merkezi olmak ciddi anlamda buradaki krizi daha da derinleştiriyor. Bu protestolar muhtemelen daha da devam edecektir. Evet. Yani şimdi Covid'in etkisi var. Covid'in etkisiyle Irak'taki protestolar durmuş durumda. İşte Lübnan'dakiler durmuş durumda. Ama Orta Doğu coğrafyasında halkların artık krizlerden bir bıkmışlığı var. Yani bunu Irak ekseninde de ifade edebiliriz. Lübnan ekseninde de ifade edebiliriz. Artık sıradan insan Covid'e kadar İran'da da vardı. Kendi sorununun çözülmesini ya da kendi sorunuyla ilgilenmek istiyor. Yani kendisine ait olmayan sorunlar. İşte İran-Suudi Arabistan çatışması, Hizbullah-İsrail çatışması. Bunlar kendisinin doğrudan sorunları değil belki. Ama ya İranlılar için de geçerli bu. Tabii. Yani İran halkı evet için. Mesela iyi hatırlattınız. Şimdi İran Lübnan'a yardım edecek. İran'da da bir takım tepkiler var. Deniyor ki ya biz zaten ekonomik kriz içerisindeyiz. Kapsamlı bir yardım nasıl yapılabilir? Tabii, Suriye'ye olan bakışları da öyle. Tabii ki Suriye meselesi, protestolarda da aynı şekilde işte Lübnan'ı bırak, Hizbullah'ı bırak, Yemen'i bırak, bize bak ifadelerini evet. görüyoruz. O nedenle burada mesela İsrail'in de şüpheleri söz konusu. Şimdi dediniz ki Türkiye yardım gönderiyor. Peki İran ne gönderiyor? İsrail basınında bu soruluyor. Hakikaten İran yardım adı altında medical yardımı, sağlık yardımını Lübnanlılara mı yapacak yoksa Hizbullah'a mı yapacak? Evet. Yani burada savaşan ondan sonra bizimle sürekli içerisinde olan Hizbullah militanlarına mı gidecek bu yardım? Evet. Silah mı getirecek? Mesela orada da şüpheler. Türkiye bir şey getirecek mi dediğiniz zaman silah getirecek diye bir dünya medyasında mesela Ruslar Lübnan'da hastane yapacağız dediler. Karşı taraftan şöyle yorumlar geldi. Yani hangi Rusya hastane yapacak? Suriye'de hastaneleri yıkan, bombalayan Rusya mı Lübnan'da hastane inşa edecek diye. Tepkiler geldi. Ya tabii Türkiye'nin bakışı tüm dünyada bu bahsettiğimiz gruplara göre çok farklı. Biz özellikle insani diplomasiyi öne çıkartan girişimcilik üzerine kurulu bir diplomasiyle yola çıkıyoruz. Bu da tabii ki o bölgelerdeki, sadece Orta Doğu özelinde değil, birazdan bahsedeceğimiz başka bölgelerde de göreceğiz bunu. O bölgelerde çıkarıyla sömüren, bir mandacılık yapan, hala bu devirde kolonyalizme devam eden ülkelerinde menfaatlerini ciddi oranda etkiliyor. Bunların başına da tabii ki Fransa geliyor. Çünkü Müslüman coğrafyaları, yani Batı Afrika'dan Orta Doğu'daki mandalarına kadar Müslüman coğrafyaları tabiri caizse her şeylerinden, etinden, sütünden, kanından, emeğinden faydalanarak sömürmüş. O sömürüyle de Şanzelize'yi yapmış, Paris'i inşa etmiş bir ülke Fransa. Bugün geldiğimiz noktada artık ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmış olmaları, bağımsız bilince ulaşmış olmaları, belki bahsettiğimiz ülke değil ama özellikle Batı Afrika ülkelerinde, mağrip ülkelerinde milli kimlik inşasında adımlar atmış olmaları sebebiyle artık bir özgürlük adımlarını görüyoruz. İşte ECOWAS ülkelerinin kendi para birimlerine geçmesini, SEFA'dan çıkmalarını, Fransız Merkez Bankası'na tuttukları mevduatlarını kendi Merkez Bankası'na almak üzere adımlar attıklarını görüyoruz. Bu bağımsızlıklarına yönelik her adımda tabii ki buradaki havadan para kazanan sömürge tavırlı ülkeleri biraz daha kışkırtıyor. Bunu evet. yapan da Türkiye'nin tavrı. Peki o zaman şunu şöyle sorayım. Türkiye'nin Libya'daki hamlesini gördük. Yani hem Libya halkının hayrına hem de Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyan bir hamleydi. İşte benzer durum Lübnan için de geçerli olur mu? Çünkü bunun içerisinde Lübnan halkına yardım, limanlar üzerinden tabii. ya da yarın öbür gün Libya benzeri bir deniz anlaşması Lübnan'la da olur mu noktasında? Evet, bu tabii... Buradan da Akdeniz'e geçelim yani. İki farklı gerçeklikten bahsediyoruz bir kere. Yani Libya ile Lübnan'ın gerçekliği farklı. Çünkü Lübnan'da her halükarda bir demokratik sistemle bir siyasi aktörlerden bahsediyoruz. Libya'da bu yoktu. Libya daha bir dar kapsamlı bir siyasi elitin elindeydi ve dolayısıyla geçiş çok sert oldu. Geçiş bu arada Beyrut'taki bu çatışmalar da yine böyle şiddetli bir şekilde devam ediyor. Maalesef. Güvenlik güçleriyle çatışan Beyrutlu gençler maalesef. Maalesef. Bir korona parantezinden sonra evet. işte korona öncesine daha şiddetli dönmeyi görüyoruz. Başka ülkelerde de bunu görebiliriz. Evet. Bu arada sokak gösterilerindeki veya işte halk ayaklanmalarındaki meselelerin
biraz evvel bahsettiğimiz bu vekalet savaşlarına son verme ve yeni statüko arayışı, bölgedeki yeni statüko arayışından çok bağımsız olmadığı da bence ortada. Evet. Sadece Lübnan özelinde değil, diğer bölge ülkeleri, işte sayılan diğer ülkelerde de aynı mesele var. Ha, burada şunu da ifade etmek lazım, belki hazır buraya girmişken. Sayın hocamızın bahsettiği İran'ın lojistik meselesiyle alakalı, tabii ciddi bir lojistik sıkıntısı var şu anda bölgede. Yani deniz yolundan bahsetmiyorum. Lübnan'a şu an nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Artık son bir buçuk yıldır bu Kemal sınır kapısının çok da aktif Bırak olmaması suyu. Sebebiyle İran'dan doğrudan lojistiklerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hava sahalarının kapalı olması sebebiyle. Bu da tabii ki bir baskı unsuru, baskı noktalarından bir tanesi aynı zamanda. Bu parantezi kapattıktan sonra da devam edelim. Şimdi Libya örneği dedik. Libya örneğine baktığımız zaman Libya'da maalesef Kaddafi sonrasında çok ciddi bir bölünme ve ayrışmaya ülke maruz kaldı. Ve tabii bu orada yaşanan çeşitli gruplaşmalar, ülkenin kendi hali hazırdaki durumu ve Libya'nın çok büyük olması bu parçalanmayı hızlandırdı. Bir maalesef ülkede yeni bir statüko veya gruplar arasında yeni bir modus vivendi, yeni bir yaşam oluşamadı. Bu sebeple de Batı'nın yine oradaki etkisiyle Hafter diye bir savaş suçlusu getirilip, Hafter kimdir diye baktığımızda çok basit. Çad'a karşı Kaddafi'nin generalini yapmış, Çad Savaşı'nda kaybetmiş, sonra Kaddafi'ye darbe girişiminde bulmuş. Ondan sonra kaçıp Pensilvanya'da, Amerika'da yıllarca yaşamış. 2011'de bu geçiş sürecinde tekrar Amerika tarafından getirilmiş bir savaş suçlusu. O günden bugüne kadar bu verilen çok ciddi dış desteklere rağmen herhangi bir başarısı olmamış. Evet. Burada Libya'daki tabii farklı dinamikler de var. Şu anda baktığımızda birkaç ülkenin pozisyon aldığını görüyoruz ama statükonun orada kırılgan olduğunu görüyoruz. Çünkü herkesin ayrı bir talebi var ve herkesin de bu taleplerini bir yerde buluşturması lazım. Şu anda adeta orada bir oyun teorisi işliyor. Yani kırılma ne taraf olursa diğer aktörler öbür tarafta hemen pozisyon alacak. Türkiye Libya'da önemli bir yol aldı ama o yol daha uzun. Onu göreceğiz. Türkiye'nin işte o benzer yolu Akdeniz'deki diğer ülkelerde de almak durumunda mı Türkiye? Tabii ki muhakkak. Lübnan bunun adreslerden bir tanesi olabilir mi? Çünkü Mısır'la kapılar iyice kapanıyor. Mesela. Ya şimdi burada Türkiye'nin bakın şunu bence söylemekte fayda var. Libya ile imzaladığı anlaşmalar, özellikle deniz yetki alanları anlaşması bölge ülkenin tamamının lehine olan anlaşmalardır. Evet. Buna Mısır'da, Yunanistan'da dahil. Türkiye'nin haklı tezleriyle mavi vatanını bir hukuki metne oturtması, bunu BM'de savunuyor olması ve bu konuda çok acele adımlar atması, çok ama oturaklı adımlar atmasıyla artık bölgede Akdeniz'in ülkeler arasında resmi ve hukuka uygun şekilde paylaşılması ama söz konusu. Ama bir karşı taraf diyor ki yok kardeşim ben deniz alanlarımın, sınırlarımın genişlemesini çok istemiyorum diyor. Mesela Mısır'ın başındaki Sisi o gözle bakıyor. Gidiyor Yunanistan'la kendi sınırlarını Yunanistan'a da teslim edecek şekilde başka bir anlaşma yapıyor. Yani buradan baktığımız zaman Türkiye hakikaten Libya ile yaptığı anlaşmada sizin de söylediğiniz gibi çok önemli bu. Mısır'ın da Lübnan'ın da sahalarını genişletiyor aslında ama karşı taraf yok ben istemiyorum kalsın diyor. Ben Yunanistan'la takılacağım diyor. Bir Türkiye karşıtlığı üzerinden gidiyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden gidiyor. Buradaki Türkiye meselesinde de gelmekte bence fayda var. Türkiye'nin önemine neden sürekli Osmanlı vurgusu yapılıyor? Şimdi dünyada malum 196'dan fazla ülke var ama bunların çok azında böyle başka ülkelerle alakalı geçmişe atıf yapabilirsiniz. Halbuki Türkiye potansiyel gücü itibariyle, geçmişteki başarılı örnekliği itibariyle gerçekten her yerle kendi özel ilişkisi, özel hukuku olan bir ülke. Bu özel hukuktan sebep de halklar nezdindeki itibarı sebebiyle, geçmişteki başarıları sebebiyle, geçmişten getirdiği, tevarüz ettiği miras sebebiyle Türkiye'nin her yerde bir sempatisi söz konusu. Milletler nezdindeki bu sempati tabii ki başka ülkeleri, özellikle orada o milletlerin aleyhine adım atan ülkeleri de her zaman korkutuyor. Evet. Yani burada bizim Yunanistan'la çok ciddi bir belki adım atmaya, ara bulucular eşliğinde ramak kala Yunanistan'ın bunu bozduğunu yine adeta şımarık çocukluk yaptığını görüyoruz. Aynı şey daha evvel Kıbrıs özelinde yaşandı. Daha evvel pek çok defa yaşandı. Makul devletler araya girip ara buluculuk yaptığı halde onların tamamını boşa çıkartan çabalarını görüyoruz Yunanistan'ın. Bu anlamda Türkiye'nin de Osmanlı vurgusu yapması sebebi taşıdığı potansiyel önem ve son dönemde artan girişimci diplomasi sayesinde
halklar nezdinde, dünya nezdinde çok iyi bir örnek ortaya koymasıdır. Bugün Türkiye bölgede tek işler demokrasi ayakta kalan az sayıdaki ekonomiden birisidir. Ve baktığımız zaman diğer ülkelerdeki bu hareketlere, şimdi ülkeler çok zenginler. Bunların ciddi petrol gelirleri var. Ama bir taraftan da 8-9 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülke kendi kendine yeteceği halde bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığıyla alakalı zaten bir şeffaflık yok. O zaman yönetimsel bir sorun var. Orada ülkenin neredeyse tamamında. Evet. Bölgesel olarak tamamında. Evet. Libya ile Lübnan benzer olur mu? Yani belki deniz yetki anlaşması bakımından benzer olabilir. Ama bunun için bir Lübnan'da siyasi irade bir gerekir. Bir oluş olması lazım. Şu andaki siyasi irade maalesef parçalanmış durumda. İşte belki de bu o Mersin limanı noktasında hani bir jest olarak Türkiye bunun bir altyapısında. Ama Türkiye zaten olabilir. Şöyle yapmıyor hiçbir zaman malumunuz. Yani ben bunu verdim, sen de karşına bunu ver. Biz bunu demiyoruz. Biz özellikle insanlık yararına hangi adım atması gerekiyorsa, oradaki milletlerin yararına hangi adım atması gerekiyorsa, karşılığında ne alacağımıza bakmaksın, bunu hamiyetperver bir millet olarak veriyoruz. Zaten Türkiye'yi büyük kılan, ayrıcalıklı kılan ve milletler nezdinde sevdiren de bu. Evet hocam. Şimdi ben buna bir ilave yapmak isterim ama asıl İsmail hocamız hem birinci hem ikinci turda devam edeceğiz, daha vaktimiz var. İfadelerle ilgili. Şimdi hep biliyorsunuz 10 yıllardır bir jargon var, Orta Doğu Bataklığı diye. Orta Doğu Bataklığı'nın merkezi neresidir zihinlerde? Filistin'dir esasen. Hep Filistin meselesi üzerinden. Halbuki şu andaki Orta Doğu Bataklığı aslında Lübnan'dır. Evet. Yani bizim bunu bilmemiz lazım. Şimdi daha hocamızın da konuşmasına ilave olarak Libya ile Lübnan'ı hiçbir şekilde mukayese edemeyiz. Libya'da çok kolay oldu çünkü idarecilerle çok kolay bir biçimde halledildi. İşte Orta Doğu Bataklığı asıl Lübnan olduğu için eğer biz böyle hülyalara dalacak olursak çok başlı bir yapıdan yani oralarda burası yine İsmail hocamızın sözüne ilave olarak burası diplomasideki bir nevi no man's land gibidir yani. Hiç kimsenin alanı burası. Yani böyle bir devlet yok aslında. Burası sunni bir yer. İcat edilmiş bir yer olduğu için burada ne yapay bir milli birlik zaten. Her şey yapaydır orada yani. Burası no man's land olduğu için herkes burada at oynatıyor. O zaman Türkiye bu bir hülyalara dalarak burada acaba yani bir iki limanı açtık efendim, oraya camlar göndereceğiz, bir iki buğday göndereceğiz, ekmek göndereceğiz. Neyse aç kalmasınlar. İlk zamanlarda yapılacak şeyler çok önemlidir. Türkiye çok doğru adımlar attı. Hani bir iki gün geç ama kaldık. Ama bir karşılığı olmaz diyorsunuz. Ama bunun uzun vadede Libya gibi şeyler bekleyecek olursak tamamen hülyalara dalarız. Bunun için çok daha erken şimdiden. Yani Libya gibi derken hocam, Libya konusunda bir konuyu düzeltmek isterim. Yani Lübnan aslında Lübnan değil. Hocamızın bahsetti. Lübnan değil ki, biz Lübnan'da İran var, Suriye var, doğru. Fransa hocam, var. Hocam haddim onlara kadar bir konuyu söylemek isterim. Yani Lübnan cennet gibi bir ülke aslında. Yani bataklık öyle değil. Öyle tabii ki. Siyasetten de bahsediyor. Doğru. Zaten. Doğru. Maalesef şu anda böyle bir durum içindeler. Evet. Ama cennet gibi bir ülke aslında. Yani siyasetten burada ben bir ara bahsediyorum. Verelim. Bir ara verelim. Kısa bir aramız olacak. Arkasından devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Beyrut'taki çatışmalar da iyice şiddetlendi maalesef. Sokaktaki olaylar tam da Şehitler Meydanı'nın hemen yakın bir yeri. Oradaki o eski başbakan Refik Hariri'nin mezarının bulunduğu Muhammed Ali Emin Camii'nin hemen arka caddesinde göstericilerle polisler çatışıyor. Bir dipnot vereyim Muhammed Ali Emin Camii ile ilgili. 1853 yılında Sultan Abdülmecit Han tarafından bir tekke olarak yaptırılıyor. 2002'de Refik Hariri tarafından da bir camiye dönüştürülüyor orası. Sultanahmet Camisi tarzında, işte halıları Türkiye'den götürüldü. Çinileri Kütahya'da yapılıp işlenip oraya götürülmüştü. Böyle bir cami, Hariri'nin mezarı da orada. Yani Osmanlı izleri açısından da, Beyrut'taki Osmanlı izleri açısından da önemli bir tarihi eser orası. Tam o noktaya yakın işte camide görüyoruz hatta o minareleri olan yeşil kubbeli yer. Bahsettiğimiz o Osmanlı'dan kalma Muhammed Ali Emin Camisi. Evet İsmail hocam, sizinle devam edelim. Akdeniz diyoruz. Yani işte Mersin Limanı, Türkiye-Lübnan arasında böyle bir yakınlaşma olur mu olmaz mı? En azından Türkiye'nin o Akdeniz'deki varlığı açısından. Zira karşı tarafta Yunanistan'la Mısır bir MEP imzaladılar. Ve işte adeta Akdeniz'de hani sular iyice ısınıyor. Türkiye'de böyle bir meydan okuma içerisine girdiler. Yani aslında baktığınız zaman tarihsel olarak da Anadolu coğrafyasının yakın kara havzası ve yakın deniz havzası dediğimiz coğrafyalarda hakim olan devletin, Anadolu'da hakim olan devletin buralara da hakim olduğunu görüyoruz. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İşte Anadolu'ya baktığınız zaman yakın kara havzası neresidir?
Balkanlardır, Orta Doğu'dur, Kafkaslardır. Yakın deniz havzası dediğimiz zaman Karadeniz'dir, Ege'dir, Akdeniz'dir. Tarihsel olarak Anadolu'ya hakim olmuş olan işte Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu bu coğrafyalarda bir şekilde hakim olmaya çalışmıştır. Yani jeopolitik bir bütünlük oluşturur nihayetinde bu coğrafya ve bu coğrafyada sizin güvenliğiniz sadece Anadolu sınırlarında başlamaz. Bugün Suriye'deki olaylarla gördük ki Türkiye'nin güvenliği sadece Türkiye ile Suriye sınırında başlamıyor. Yine Irak'taki daha önce Saddam Hüseyin döneminde ve devrilme sürecinde yaşadık. Türkiye'nin güvenliği orada başlamıyor. Yine Soğuk Savaş sonrası baktığınız zaman Balkanlardaki, Kafkaslardaki kargaşayla beraber sizin güvenliğiniz kendi sınırlarınızda, hukuki sınırlarınızda başlamıyor. O nedenle bu tarihsel perspektife de baktınız. İşte Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu bu tarihsel sürecin içerisinde bu coğrafyalara da bir şekilde etki etmeye ya da fethetmeye çalışmışlar. Şimdi fetihlerin kapandığı bir dönemdeyiz ama Türkiye'nin en azından bir paradigma değişimine gitti. Çünkü devletlerin strateji zihniyetleriyle dış politika perspektifleri arasında bir paralellik söz konusu oldu. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası imparatorluğunu kaybetmiş olması, yeni bir ulus devlet kuruyor olma süreciyle beraber hem topraksal anlamda, teritoryal anlamda bir küçülmeye gittiğini hem de dış politika perspektifini küçülttüğünü görürüz. Ama 100 yıl sonra bugün gelinen noktada farklı bir dünyada Türkiye'nin bir perspektif büyütmeye, bir paradigma değişimi, dış politika paradigması değişmesine gittiğini görürüz. O nedenle bu coğrafyalara bir şekilde etki etmeniz gerekiyor. Sadece Libya'ya değil, Akdeniz'e de etki etmeniz gerekiyor, Orta Doğu'ya da etki etmeniz gerekiyor, Kafkaslar'da da, Balkanlar'da da. Yani Balkanlar'daki olay bana ne demeniz mümkün değil. Kafkaslar'daki bir olayda bana ne demeniz mümkün değil. Akdeniz'deki olaylarda bana ne demeniz mümkün değil. O nedenle bu mesele sadece bir soft power ya da bir kamu diplomasi meselesi değil. Ülkenizin güvenlik meselesi. Buna baktığınız zaman da nihayetinde Türkiye'nin bir takım hamleleri olduğunu görüyoruz. Bu hamlelerin sonuçlarını göreceğiz. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra yani olumlu ya da olumsuz sonuçlar geriye dönük tekrar bir eleştiri yapılabilir. Ama bugün gelinen noktada bu tarihsel perspektifle beraber Türkiye'nin bu paradigma değişimine gitmesi ve perspektif genişlemesine gitmesi zaten yapması gereken bir şeydi ki tarihsel örnekleri de var. Bunu ifade etmek isterim açıkçası. Evet. Hocam Yunanistan'la ilgili sizin bir hatırlatmanız olacaktı. Şimdi bu Yunanistan-Mısır meselesini ele alacak olursak. Evet. Aslında Mısır'da hani dediğimiz gibi bu anlaşma aslında Mısır'ın da hayrına Türkiye ile olsa mesela ya da Türkiye-Libya anlaşması. Evet. Hayır olmaz biz istemiyoruz diyor mesela oradaki Sisi yönetimi. Ve Yunanistan'la daha dar kalıplar içerisinde ama sırf Türkiye karşıtlığı ekseninde buluşarak başka bir alternatif anlaşmayı imza atıyorlar. Şimdi Yunanistan da başlı başına bir devlet değil aslında. Yani Lübnan kadar olmasa da Sunni devletlerden bir tanesi. Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları var. Gelecek sene de Yunan isyanının 200. yılını idrak edecekler. Onlar da bir hayal içinde yine bu romantik bir biçimde 19. asırda çıkmış olan, aydınlanma çağından sonra çıkmış olan, uygarlık tarihlerinde bütün kitaplarında Batı medeniyetinin bağlandığı temel nokta biliyorsunuz Yunan şehir devletleridir. Ondan sonra zaten Yunanistan'ı kurmaya karar verdi Batılı devletler. Yani 1800'lü yıllara gelince Napolyon'un Mısır seferinden sonra, Napolyon oradan geri çekildikten sonra Rusya başta olmak üzere İngiltere şöyle bir karar aldılar. Aydınlanma çağının etkisiyle demiştik. Yunan devleti tekrar bağımsız olarak kurulmalıdır. Bir Yunan devleti olmalıdır, Osmanlı'nın elinden kurtulmalıdır. Fakat bugünkü Yunanistan gibi böyle Sevr'den önceki hayallerde gördükleri gibi böyle İzmir, Manisa bütün bugünkü Edremit Körfezi'ne kadar uzanan hem batısında Mora Yarımadası ve Teselya'da hem Anadolu'nun batısında kurulmuş büyük bir Yunanistan devleti değil. İlk nüvesini sadece Mora Yarımadası'nda kurmuşlardı. İlk Yunan devleti orada kuruldu. Sonra genişliğe Batı devletleri böyle payeler vere 12 ada, 7 ada alındı. En sonunda Girit'i aldılar ve sonunda da Kıbrıs'ı alarak zannettiler ki büyük bir devlet kuracaklar. Fakat tarih bazı devletlerin yüzüne gülüyor.
tarihleri. Bazılarının yüzüne gülmüyor. Failed state demişti ya hocamız. İşte aslında Yunanistan da failed state. Bundan 10 sene önce iflas etti Yunanistan. Şu anda Almanya... Fransa Cumhurbaşkanı'nın eğer bir kontür ziyareti ise, bu karşılığı bir ziyareti ise, o zaman bu da tarihsel gerçeklere uygun. Yani Frank ilinin baş kralı, sultanı, Kanuni'nin fermanına göre malumunuz sadrazama eşitse, belki de öyle bir diplomatik cevaplı olabilir bunun altında. Evet. Bilemiyoruz tabii. Evet. Cumhurbaşkanımız muhakkak ki bağımsız kendi özel ziyaretini gerçekleşecektir. Ben hatırlıyorum ziyaretini daha belki ve çok da teveccüh olduğunu da biliyorum. Hem Cumhurbaşkanımızın da inanıyorum gönlünde zaten bölge halkları, bölge evet. ülkelerinde özel bir yeri var. Lübnan'da zaten özel bir yeri vardır. Evet. Bülent Hocam, Yunanistan'da kalmıştık. Ya evet, Yunanistan'ın evet, orada bir, Mısır'la yaptığı anlaşmadan bilgi koymak durumunda kaldık. Devam edelim. Şimdi yine tarihe dönecek olursak, İsmail Hocamız bahsetmişti. Bu coğrafya öyle bir yer ki bu müdafaa alanlarınız, hudutlarınız çok ileriden başlıyor. Yoksa ana kıt karanızı müdafaa etmeniz çok zor. Bu tarihte de böyle, biliyorsunuz. Bu coğrafyadaki en eski anlaşma Kadeş Anlaşması. Evet, kiminle? Doğru. Yani tabii bizim coğrafyamızı temsil eden Hititlerle Mısır arasında. Yani sonrasında da hep böyle devam etti. Memlükleri esas alacak olursak yine sonrasında devam etti bu şekilde. Mesele de Suriye'deki egemenlik meselesi. Evet. Yani Suriye, onlar... bu Akdeniz Havzası'nın doğu tarafı, Kıbrıs'ın doğusundaki Lübnan, Suriye, Ürdün, hani Hicaz bölgesini ayrı tutacak olursak buranın hakimleri ya Mısır tarafında olacak ya da Anadolu tarafında olacak. Yunanistan falan bunun için çok küçük çapta bir yer olarak kalır. Fakat bunu sağlamak için Türkiye'yi saf dışı etme çabaları var. Bunun için küçük bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz bu karasuları meselesi, contiguous zone dediğiniz bu bitişik bölge, münhasır ekonomik bölgeler en son 1982 yılında United Nations Convention on Law of Sea dediğimiz UNCLOS, yani Uluslararası Deniz Hukuku Anlaşması. Bu revize edilmişti Birleşmiş Milletler tarafından. 1982'dir. Bizim Yunanistan'la ihtilafımızın da temel bir şeyi buradan kaynaklanır. Çünkü bu konvansiyonla 1982'de kara sularının 12 mile genişlemesi kabul edildi. Fakat bu Adalar Deniz dediğimiz Ege Adaları'nda bu büyük bir ihtilaf mevzu. Yani o zaman Ege Denizi'ni tamamen kapatmış oluyorsunuz. Aslında 100 yıl önce adım adım Yunanistan'a böyle bahşedilmiş bunlar. Yani Yunanistan bir savaşla falan kazanmış değil. Kendi halklarının bulunduğu sebebiyle değil. Türkleri oradan tamamıyla atarak Girit'ten, Midilli'den, Limni'den, Rodos'tan Türkleri ata oralardan süre sonunda tamamen Rum bölgesi haline gelmiş. Biz şimdi zannediyoruz ki bizim burada hiçbir tarihi menfaatlerimiz yok. Halbuki bunlar tarihi olarak planlanmış şeyler ve böylece Ege'yi tümüyle Türkiye'ye kapatmak üzere planlanmış ve en son 1982'deki anlaşmayla 12 mil yaptığınız zaman Yunanistan'dan izin alarak İzmir'den İstanbul'a veya İstanbul'dan İzmir'e gidebilirsiniz. Kuşadası'na, Marmaris'e, Mersin'e gidebilirsiniz. Bunları yapamazsınız artık. Türkiye bunu kabul etmedi biliyorsunuz. Ama bizim için iyi bir haber. Tabii Amerika da kabul etmediği için, bu anlaşmayı imzalamadığımız için. Yani. Çünkü Amerika çok daha uzun kabul ediyor. Yani karasularını 200 mil neredeyse talep ediyor. O bakımdan bizi bağlamaz. Biz bunu evet. anlaşmayı imzalamadığımız için. Fakat şimdi şartlar değişti. Teknolojik imkanlar dolayısıyla 2000 metrenin üzerinde derinlikte aramalar yapılabildiği için ve doğalgaz çok kıymetli oldu. Bunları çıkarmak için belli teknolojik imkanlar çoğaldığı için Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çok daha fazla önem kazanmış oldu şimdi. Evet. Türkiye'nin burada söz sahibi olabilmek için teknik ve mali imkanları söz konusu değildi. Şimdi son 20 yılda yapılan hamlelerle bunu sağlamış olduk. Biz kazanmış olduk. Benim beklentim Lozan'ı delmek sayılmaz. Mesela 1938'den itibaren nasıl Hatay'ı aldıysak en azından Meis Adası'nın statüsünü tartışmaya aşmalı evet. Türkiye. Evet. Çünkü burnunun dibinde Kaş'ın karşısında Meis Adası olamaz. Evet. O zaman Türkiye'nin zor şartlarında Lozan'da ola ki ileride Türkiye'ye bir çıkarma yaparım diyerek Meis Adası'nı kabul ettirmişler bize. Bizim de bir zararımız olmaz, uzak bir yer zaten. Meis'ten ne zarar gelecek diye bunu kabul etmişiz. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'daki bütün 12 ada dahil olmak üzere hepsi alındı. Altın tepsi içinde Yunanistan'a verildi. Peki şimdi ne olur? Şu an mesela Yunanistan diyor ki Türkiye burada arama yaparsa müdahale ederiz.
Biz de işte yeni bir Navtex ilan ettik. Ayın 10'undan itibaren orada şimdi gündeme işte geçeceğiz. Evet, bunu işte gündeme getirmemiz lazım. 12 adayı ne zaman aldı Yunanistan? Hangi savaşla aldı? Neyle kazandı? Bunu sorgulayabilirsek zaten meclisten başlatmamız lazım bunu. Türkiye'nin burnunun dibinde böyle bir şey olamaz. Meclis adasını talep etmemiz lazım. Sonrasında diğer 12 adanın diğerlerine de sıra gelebilir. Çünkü eski Türkiye değil. Yani bu 1920'lerde böyle bir şeyi cesaret etmişler. Yani boş bırakmaya gelmiyor herhalde. Ve fazla da diplomasinin de işlemediğini de görüyoruz karşı adadan. Yani mesela, sen diplomasi desen bile karşı taraf onu bir boşluk olarak değerlendirip hemen fırsattan istifade oraya askeri bir hamle yapabiliyor. Limni başta olmak üzere pek çok ada aslında sadece Lozan'da değil, daha sonraki statüleri bunların askersizleştirmesi ve silahsızlandırılması lazım. Şimdi bol miktarda askerli ve yüklü miktarda cephanelik gibi silahlı. Türkiye'ye güya bir harekat yapmayı planlıyorlardı. Fakat asıl mesele Yunanistan peki Mısır'la bu anlaşmayı neden imzalıyor? Evet. Yunanistan'ın öyle bir askeri ve siyasi gücü yok şu anda. Sahibinin sesini oynuyor. Evet. Kimin sesi? Almanya'nın sesini oynuyor. Tam oraya geleceğim. Evet, Almanya'nın sesini oynuyor. Çünkü Yunanistan bütün şeyleriyle Almanya'ya bağlı. Bir de tersten de sormak lazım. Evet. Mısır niye bu anlaşmayı imzalıyor ve Türkiye karşıtlığını niye yapıyor sürekli? Hani bahsettiniz ya, aslında bu anlaşma kendisine de bir takım haklar sağlıyor. Niçin karşıt bu kadar şey? Belki Orta Doğu'da yapısal sorunlardan bahsederken bir şeye daha değinmek lazım. Devletin çıkarlarıyla rejimin çıkarları arasındaki farklılaşmalar. Tabii Mısır'da müstakil karar vermiyor, müstakil hareket etmiyor çünkü rejimin güvenliğiyle ilgili sıkıntılar var. Yani Sisi kendi iktidarıyla ilgili sıkıntıları var ve bu iktidarıyla ilgili sıkıntıları bir şekilde örtebilmek için, ki biliyorsunuz Etiyopya Rönesans Barajı'nı açtı ve Nil sularını kesmeye başladı. Aynı şekilde Covid mücadelesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İçeride muhalefet var. Aslında bunu sadece Mısır ekseninde değil, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ekseninde de ifade etmek lazım. Buradaki ülkeler Türkiye'nin Arap Baharı sonrası verdiği işte demokratikleşme hareketine verdiği destekten rahatsızlar. Ya da buradaki demokratik olmayan rejimlerden, Türkiye'nin rahatsızlığından rahatsızlar. Biraz Türkiye karşıtlığı bunun üzerinden gidiyor. İşte Sisi meselesinde de az önce ifade ettiğim gibi Sisi'nin kendi iktidarıyla ilgili bir durum sanki Mısır'ın çıkarıyla ilgili bir durummuş gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Yani burada oraya doğrudan müdahalesi. O nedenle... Ama Mısır eşittir Sisi değil. Değil, bugün için değil. Tarihsel anlamda tabii ki o toplumsal sosyolojik dalga kendini hissettirecektir. Ama konjektürel olarak Türkiye ile Mısır karşı karşıya gelmiş oluyor. O nedenle hakikaten Orta Doğu coğrafyasının Birinci Dünya Savaşı sonrası o kurgulanan yapısı içerisinde çok ciddi yapısal sorunlar var. Bu sınır sorunlarından tutun, o devletlerin Lübnan'da olduğu gibi az önce konuştuğumuz o inşa ve modellemesindeki yanlışlarla beraber işte hala bu dönemde tarihin ruhuna aykırı olarak İşte darbeyle gelenler, işte monarşik olarak hala iktidarını muhafaza etmeye çalışan yapılar var. Ve bu yapılar bir şekilde rejimlerinin güvenliğini, kendi ailelerinin güvenliği, belki kendi kişisel iktidarlarının güvenliği adına bir takım müdahalelerde bulunuyorlar. Ki aslında bunlar kendi devletlerinin çıkarına olan müdahaleler değil açıkçası. Taha Ayhan, şunu sormak istiyorum. Yani şimdi Türkiye diplomasiyi her zaman için kullanmak isteyen bir ülke. Efendim söyleyeyim, mesela Libya'da bunu kullanıyoruz işte meşru bir yönetimde. Karşı taraftan darbe şeyi çıkıyor. Darbeyle karşılık veriyorlar. Yunanistan'da kullanalım diyoruz. Yunanistan hemen pat oraya bir askeri müdahalede bulunmaya kalkıyor. Efendim söyleyeyim, Mısır'la o kanallar kapalı. Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik kanallarımız açık ama bir diplomatik masada buluşamıyoruz maalesef. Suudi Arabistan'da her ne kadar oradaki bazı klikler Türkiye karşıtlığı noktasında ciddi ciddi hareketlerde bulunsalar da ve şu an için yönetimin tasarrufu da onların elinde olsa da orada yine biz Riyad'da biliyoruz ki çok ciddi bir Türkiye yanlısı yönetim bazında bir grupta var. Bunu daha öncelerde birçok kez gördük. Aklı serimler var. Var, kesinlikle var. Bir taraftan da mesela bir Umman örneği var. Yani tam böyle terazi gibi bir ülke. Körfez bölgesinde.
Yani İran'la da icabında kanalları açık. İsrail'le de görüşebiliyor. Türkiye'yle de çok yakın. Böyle de bir ülke var. Mesela son dönemde ben Türkiye ile Umman arasındaki bazı bir hareketlilikler hissediyoruz, görüyoruz diplomatik açıdan. Evet. İşte askeri anlaşmalardan bahsediliyor. Dışişleri heyetlerinin karşılıklı görüşmesinden bahsediliyor. Türkiye'nin bu diplomasi meselesini sonuna kadar zorladığının bir örneği midir Türkiye-Umman ilişkileri? Çünkü Umman'la kurulacak, daha doğrusu geliştirilecek olan ilişkilerin diğer ülkelere, diğer Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere de bir tetikleme olması belki de bir ihtimaldir. Ben öncelikle meseleye katılmadığımı, tespitlerinize katılmadığımı ifade ederek başlayayım söze. Kusura bakmayın, böyle biraz hangisine? Kontrargümanla başlıyoruz ama öncelikle bence kanaatim şu ki diplomatik kanallar bu ülkelerle kapalı değil. Çok ciddi anlık diplomatik açık olanları söyledim. Yani hani Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la işte açık. İYT gibi çok taraf diplomatik masalarda da beraber oturulup ortak kararlara varılabiliyor. Öte yandan tabii ki uluslararası ilişkilerin temel prensibi devletlerin dostu veya düşmanı, kalıcı dostluklar veya düşmanlıkları olmaz. Konjonktür olarak bunlar menfaat odaklıdır. Çünkü devlet kendi vatandaşının, en azından teoride kendi vatandaşının menfaat doğrultusunda nerede menfaat görürse o yönde hareket eder. Bu noktada da şu anki menfaat değerlendirmesi, menfaat önceliklendirmesi, ülkenin kendi öncelikleri eğer yönetimsel olarak farklı değerlendiriliyorsa buna bağlı konjonktürel olarak ayrışmalar, farklı fikir ayrışmaları olabilir. Hele ki ülke içindeki muhakkak ki farklı fikirler söz konusu. Türkiye'de tabii demokratik bir ülkeyiz. Şeffaf bir yönetimimiz var. Millet iradesine dayanıyoruz. O yüzden bizdeki renkleri çok kolay tespit edebiliyorsunuz. Ve milletimiz de hangi rengi istiyorsa, hangi fikri iktidara getirmek istiyorsa onu getiriyor. Başka rejimlerde, başka iktidarlarda bu fikri ayrılıkları belki biz buradan çok yakından şeffaf bir şekilde izleyemesek bile muhakkak kamuoyu içerisinde veya yönetim odakları içerisinde bu fikri ayrılıklarda görülebilecektir. Burada benim dikkatinizi sunmak istediğim başka bir nokta var. Umman ilişkilerinin bu arada gelişmesi bence çok güzel bir adım. Bölgedeki diğer ilişkilerin gelişmesi açısından da güzel bir adım. Ve şu açıdan çok önemli bence. İİT'nin kurulmasının amacı malum ve böyle çok taraflı diplomasileri dikkatli İİT özelinde Müslümanların gerek İİT içindeki haklarının gerekse İİT üyesi olmayan ülkelerdeki haklarının korunması ve savunulması. Ve bu ikinci amaç. Birinci amaç da Kudüs'ün, Filistin'in bağımsızlığı, özgürlüğü. Şimdi zaman zaman bu örneği veriyorum. Bu benim için çok çarpıcı ve ibret alınması gereken bir örnek. Bakın 1896'da Theodor Herz Yahudi Devleti kitabını yazıyor. Ve 1897'de de birinci Siyonist Kongre'yi topluyor. Yahudi Devleti kitabının ön sözünde girişinde şunu yazıyor. Bugün ben burada Yahudi devletini kurdum fakat bunu açıklarsam herkes bana gülecek. 5 yıl içinde göreceksiniz bunu diyor. Kongrede aynı konuşmayı tekrar yapıyor. Ve takip eden mütakip kongrelerde 6-7 yıl boyunca Uganda, Arjantin çeşitli ülkeler teklif edildiği halde Filistin'de kuracağız diyor. Bakın 1896'da Osmanlı devleti tüm kabiliyetiyle ayakta. Merhum cennet mekan Abdülhamid Han işin başında. Yahudiler o bölgede azınlıklar, çoğunlukta değiller, nüfusları yok, otonomi özellikleri yok, siyasi meşruiyetleri yok. Ama o gün koydukları bu hedefe birlik ve beraberlik için çalışarak bugün bizi tartıştığımız noktalara bakarsak çok büyük bir kazanım elde ettiklerini kendi adlarına görüyoruz. O gün böyle bir şeyin hülyasını kendisi gülünç bulurken bugün artık biz, ama Yahudi bilincinde zaten bir arz-ı mevdut var. Yani sadece ama bu, Siyonist Kongre'de bu da, alınmış bir şey değil. Tabii tabii. Nihayetinde Siyonist Kongre'de toplanmış olması da bir realite var. Siyasi realite var. Arz-ı mevduta dönüş. Bakın siyasi realite var. Siyasi realiteyle beraber. Yahudi kimliğinin Yahudi önemli kimliğinin, bir unsur. Yani muhakkak. Siyonist Kongre'ye bağlarsanız yanlış anlaşılır. Evet, muhakkak, ama şunu söylemek lazım. 1896'da böyle bir şeyin Filistin'de kurulması çok gerçekçi bir hal olmanın kendisi de ifade ediyor zaten. Bütün Yahudi kimliğinde der ki işte şey kutlanır. Bir sonrakini Kudüs'te kutlamak üzere. Ama bakın hep hocam. O vardır yani. Şimdi Yahudi kimliğine siyasi realite, tartışmaya girecek halim tabii yok tabii. Da. Ama siyasi realiteye baktığımız zaman. Onu bir parantez içerisinde eklemek lazım. O demek istediğiniz belki şu. Yani çok imkansız gibi görünen bir şey. Evet, müsaaden diyeyim o zaman kendi istediğim. Ama bu örnekten dediğinizde biraz yanlış olmuş. Hayır, başka bir şey diyeceğim hocam. Bekleyin. Şimdi baktığımız zaman biz ise o günden beri geliyoruz Müslümanlar olarak. Bölgenin sahibi olarak. Bölgedeki çoğunluk ülkeler olarak. Ve bugün Müslüman ülkeler
işte emirler var. Bir binanın taşları gibi, tuğları gibi bir arada olun diye. Bir vücudun organları gibisiniz. Bir yerde eğer arz olursa vücudun tamamı hasta olur diye hadis-i şerifler var. Buna rağmen Müslüman ülkelerin bir araya gelememesi, böyle bir bilinçle ortak hareket edememeleri sebebiyle bugün Rohingya'dan Doğu Türkistan'a kadar, Hindistan'dan Keşmir'e kadar, işte Libya gibi coğrafyaları söylüyorsunuz. 56 ülke şu anda dünyadaki tüm çatışma alanının %80'i ev sahipliği yapıyor. Halbuki %25'ini oluşturuyorlar aslında bu ülkeler. Mülteci nüfusun %80'den fazlasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu noktada Umman-Türkiye ilişkinin gelişmesi, yani şundan dolayı bölgesel entegrasyon çok çok önemli. Ve diplomasinin geliştirilmesi açısından. Mesela bir Tunus-Cezayir örneği var. Yani Fransa'nın boyunduruğuna bırakmadık bu Libya meselesinde. Evet. Aynı şekilde ne yaptılar? Trablus yönetiminin ne destek çıktılar? Mesela Libya'da bu, yani, bizim oluşumuz, Libya'da bizim Türkiye adına bir kazanımımız yok. Evet. Biz Libya'da meşru hükümetin bağımsız hale gelmesini, meşru hükümetin ayaklar üzerinde durması için oradayız ve onun davetiyle oradayız. İşte orada mesela bir Tunus, Cezayir'i bu anlamda biraz daha nötr hale getirdik. Trablus yönetiminin hizasına da çektik hatta. Tabii. Aynı şekilde İtalya'yı ve son olarak Malta'yı. Bunlar herhalde o bölgedeki diplomatik kazanımlar. İnşallah bu diğer Doğu Akdeniz ülkelerinde de... Ama söylediklerinin hepsinde geçerli Doğu olur. Akdeniz'de, Meis Adası'nda, Mavi Vatan'da, Libya'da, İsmail Hocam'ın dediği gibi bizim sınırlarımızı genişleterek yaptığımız savunma harekatlarının tamamında neredeyse gambot diplomasisini de aşan şekilde bir askeri güç kullanımı gerekti. Evet, dolayısıyla diplomasi ama aynı zamanda somut gücünde zaten sahadaki gücü gerekiyor. Olmasa herhalde o diplomasiyi de kimsenin takacağı yok açıkçası. Maalesef, öyle bir coğrafya maalesef. Maalesef. Çünkü yani zaman hızlandı bir durumdayız şu an. Evet hocam. Şimdi Umman'la ilgili küçük bir... Oradan bir Amerika'ya geçelim hocam. Tamam, hemen Umman'ı kısıtlarsak. Amerika'daki seçim ne oluyor? Çok enteresan şeyler var orada tamam, da. Umman'la ilgili küçük bir not düşmüş olayım. Umman ilginç bir ülke Körfez coğrafyasında. Evet. Hem İran'la hem Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler takip edebilen bir ülke. Bir nevi Orta Doğu'nun İsviçre'si konumunda bir ülke. Çok doğru tabii. Arap bulucu rollerini... Terazi gibi bir evet, ülke. Evet. Bir önceki kral bu manada kişisel anlamda da bir karizması vardı. Bu Arap buluculuk rolleri oynayabilen bir ülke. O nedenle Türkiye'nin de burada ilişkilerinin olması, ilişkilerini geliştirmesi bu manada Körfez'deki barışa katkı sağlayacaktır. Sonuçta kuvvetle daha güçlü ilişkilerimiz yani Türkiye'de var. Türkiye'de çok Umman Umman'da bilinen olabilir. Bir ülke değil ama hakikaten Umman Orta Doğu coğrafyasında kilit bir ülke. Belki az önce söylediğim bir daha ifade etmiş olayım. Orta Doğu'nun İsviçre'si diyebiliriz. Şimdi ABD'deki seçimlere... Evet, şimdi seçim yaklaşırken bir öncelikle hocam şunu sormak istiyorum. Mesela Trump dedi ki okullar açılmalı bu virüs sürecinde. Şak hemen sosyal medya şirketleri Trump'ı sansürledi bir kez daha. Daha önce de sansürlemişlerdi. Ondan sonra aşıyı bulacağız dedi seçime kadar. Bu tarz söylemlerde bulunuyor. Şimdi rakibi de Biden. Biden aslında fazla da bir şey yapmıyor. Biden'ı çok fazla piyasada görmüyoruz. Aslında diyorlar ki yani Biden'ın çok fazla bir şey yapmasına bile gerek yok. Trump evet Trump gidiyor. Biden her türlü gelecek falan diyenler de var. Ama birincide de Clinton kazanmıştı ilk seçimde. Evet. Değil mi? Araştırma şirketlerine göre. Hillary Clinton çoktan kazanmıştı. Ama tam tersi oldu. Evet, yine doğru. Ters köşeye yatmasınlar. Doğru. Yani şöyle bir şey var. İhtimalleri konuşalım. Amerikan sistemi eyalet yapısına da Amerikan seçim sistemi eyalet yapısına dayandığı için totalde aldığınız oylarla eyaletlerdeki aldığınız eyalet kazanımıyla ilgili durum farklı. Biraz teknik detay var. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Vaktimiz azalıyor çok aslında. Çok hafif verebilirim belki. Evet, o hani o salınacak şimdi eyaletler. ABD başkanlığı doğrudan halk tarafından seçilmez. Seçiciler Meclisi dediğimiz 538 oydan oluşan bir oy verecek vekiller seçilir. Her eyaletten kendi Kongre'deki temsilciler oranında bu seçiciler meclisine üye gönderir. Ve nihayetinde burada kritik nokta eyalet kazanımıdır. Bir eyalette diyelim ki 20 tane seçiciler meclisinden üye var. Siz o eyalette %51 oyu almışsanız
kazanan hepsini alır mantığı içerisinde o 20 oyunu hepsini alırsınız. Orada da o salıncak eyaletler ön plana çıkar, evet, her zaman. Ve o salıncak eyaletlerde de bu kez Joe Biden'ın önde olduğu söyleniyor. Evet, yani 1960'a kadar da bizdeki seçim sistemi de böyleydi. Yani bir vilayette önde çıkan bütün vekilleri alırdı. Evet, Doğu yakası ve Batı yakası büyük oranda demokratlardan oluşuyor. Ortaya doğru geldikçe daha muhafazakarlaşan ya da işte Cumhuriyetçi Parti'yi görüyoruz. Ama bir de bahsettiğiniz gibi o salıncak eyaletler, yani çok küçük farklarla demokratlara geçebilen, çok küçük farklarla %1'lerle, %2'lerle belki daha da küçük oylarla cumhuriyetçilere geçebilen eyaletler. Şimdi orada deniyor ki 6 eyaletten bahsedebiliriz. İşte bunlara da baktığınız zaman hangileridir? İşte Michigan'dır, Florida'dır, Pennsylvania'dır, North Carolina'dır. Bu ülkeler, bu state'lere, bu eyaletlere baktığınız zaman da burada da aynı şekilde Biden hem ulusal anketlerde %4 ile %10 bandında önde olduğunu görüyoruz. Bu salıncak eyaletlerde de, yani seçimin sonucunu belirleyecek olan eyaletlerde de Biden'ın önde olduğunu görüyoruz. Şimdi Trump diyor ki seçimi erteleyelim çünkü Covid var. Ama beraberinde de ifade ettiğiniz gibi okulları açalım. Yani bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Trump bir kere seçimlerin ertelenmesini istiyor ama başkanın böyle bir hakkı yok. Eğer seçimler ertelenmezse ve Covid de daha fazla devam edecek olursa postayla oy kullanma meselesi gündeme geliyor. ABD'deki sisteme göre genelde 5-6 eyalet herhangi bir mazeret beyan etmeden vatandaşa postayla oy kullanma hakkı veriyor. Eğer böyle olursa, yani seçim ertelenmez, Covid salgını çok daha hızlı bir şekilde devam ederse, bütün eyaletlerde böyle bir talep var ki herhangi bir mazerete gerek kalmadan otomatik olarak vatandaş isterse postayla kullanabilsin, şey gelsin. Şimdi Trump diyor ki yabancı ülkelerin müdahalesi olabilir. Kim olabilir? Çin'in, Rusya'nın ve İran'ın burada spekülasyonları olabilir. Sahte oylar gönderebilir. Seçim sonuçlarında sayılmada bir takım spekülasyonlar olabilir. Ama Trump'ın en çok korktuğu şey, Amerika'da 30 yaş altı grup genelde seçime gitmez. Yani oy kullanmaz. Ya da 46 grup genelde Washington'a biraz daha duyarsızdır. Yani çok siyasetle ilgilenmez. O nedenle eğer halkın büyük bir kesimi, özellikle %30 yaş altı grup seçime gidecek olursa, postayla oy kullanmanın verdiği rahatlıkla oylarını kullanırlarsa, bu 30 yaş altı grubunda büyük oranda demokratlardan olduğu varsayılıyor. Yani 30 yaş alt grubunun Biden'ı destekleyeceği varsayılıyor. O nedenle böyle bir durumda Trump'ın seçimi kaybetmesi kesinleşecek gibi bir hal alır. O nedenle Trump bundan korkuyor ve Covid'in biraz hız kesmesini istiyor. Yani erteleyerek en azından hız kesmesini, beklenmesini beklemek istiyor. Bir de Trump ekonomide başarılı bir başkan olarak görülüyordu, biliyorsunuz. Yani Covid'le mücadelede başarısızdı. Irk ve kimliksel meselelerde başarısızdı. Pek çok başarısızlığından bahsediliyor Trump'ın ama nihayetinde ekonomide başarılı bir başkandan bahsediyoruz. Ama Covid'le beraber bu gölgelenmiş oldu. Trump'ın hesabı, bu seçimler ertelensin ifadesindeki hesabı, işte tekrar görünür hale getirilebilir mi? Yani Covid'in etkisini kaybetmesiyle beraber vatandaş tekrar seçimde bu başarıyı görebilir mi? Ekonomik başarımı görebilir. İşsizliği azaltacak, yani, istihdamı çoğaltacak. Ya aslında ekonomik bir başarısı var ama şu an insanlar büyük oranda Covid'le mücadeleden bahsediyor ve Trump'ı başarısız görüyor. Yine Floyd olayında görüldüğü gibi ırksal meselelerde, bu da önemli bir mesele. Orada da zaten anti-Trump gösterileri olmuştu. Tabii ki onda da başarısız görülüyor ki Trump çıkıp bir ulusa sesleniş kongresi konuşması yapmadı. Bu tip olaylar hep Amerika'da olur. Nihayetinde başkan çıkar bir ulusa sesleniş konuşması yapar. Birlik beraberlik mesajı var. Trump bunu da yapmadı. O nedenle Trump'ı eleştiren birçok nokta var. Ama Trump nihayetinde bu ekonomik anlamda başarısını öne çıkartmak istiyor. Ama dediğim gibi Trump'ın böyle bir yetkisi yok. Bu yetki kongrede, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmesi gerekiyor ikisinden de. Temsilciler Meclisi büyük oranda demokratların çoğunlukta olduğu bir yapı. O nedenle zaten bu uygulanabilir bir durum değil. Evet. Bülent Hocam,
Şöyle de bir durum var aslında. 2020 felaketler yılı diyorlardı. İşte bir sürü de olay oluyor hakikaten. Evet, evet. Mesela Beyrut patlamasına çok odaklandık tabii doğal olarak. Çok aşırı derecede şiddetli bir şey. Hiç daha önce hiç görülmemiş bir patlama. Bunun işte sabotaj mı, kaza mı o tartışılıyor. Ama dün de işte Lübnan Cumhurbaşkanı dedi ki roket falan bile olabilir, bu bomba falan da olabilir dedi. Belli ki arkasında bir şeyler var. Bunları konuştuk zaten. Ama öte taraftan gölgede kalmasın diye söylüyorum. Beyrut'taki patlamanın ardından ertesi gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir sanayi bölgesinde bir yangın. Ve işte içinde ufak ufak patlamalar. İran'da zaten İsmail Hocam da yayının başında belirtmişti. 26 Haziran'dan itibaren hep böyle gizemli patlamalar. Seri patlamalar. Evet. Kaldı ki yani o Arap Emirlikleri'nde yangın çıktığında İran'da da Rey bölgesinde yine bir patlama olmuş. Bir yangın çıkmış. Aynı gün Irak'ta Necef kentinde bir hayvan çiftliğinde. Sonra bir gün sonrasında Cidde'de bir tren istasyonunda. Dün Beka Vadisi'nde. Orman yangınları, Lübnan'da bu kez yine Hizbullah bölgesindeki Beka Vadisi'nde. İşte Kuzey Kore'deki patlama, Hindistan'da mesela uçak kazaları azalmıştı bu salgın sürecinde. Dün bir yolcu uçağı işte ikiye üçe parçalandı. Öyle bir durum. Yani tüm bunlar tesadüf mü acaba size göre? Yani neler oluyor dünyada? Hani bununla da bir finali yapalım. Evet. Ya çok eski zamanlarda da böyle bazı siyasi olaylar olduğu zaman bir görünmez el böyle şeyler yapıyor. Hani mesela, hep böyle tarihten baktığımız zaman her salgının sonunda bir şeyler olur, bir savaş olur falan noktasından da gidebiliriz. Üst üste gidiyor. Biraz az önce bahsettik mesela bu 1896'da Theodor Herzl'in şeyi gibi. Mesela bu konuşmalar yapmaya başlıyor. Tam da tesadüf ki o yıl Osmanlı Bankası baskını. Evet. Mesela bazı şeyler yapıldığı zaman değil hocam. İstikrarsızlaştırmak üzere. Yani biz orayı mesela hep zannediyoruz ki Ermeni patırtısı diye geçer ya, Ermeniler isyan etti. Halbuki istikrarsızlaştırmak için, başka bir şey elde etmek için hani bir nevi cambaza bak hikayesi her zaman yapılır. Evet. Ben bunları topladığın zaman asla tesadüf olmadığına inanıyorum. Fakat hep işte bizim başımıza geliyor. Taha Bey'in dediği 56 ülke içinde olayların Kahire ekseriyeti belli yerlerde ortaya geliyor. Tabii Müslüman coğrafyası. Yani büyük güç çatışmaları Orta Doğu coğrafyasında olduğu için büyük oranda ve Orta Doğu'daki bölgesel güçlerle Fransa'da dahil son George Floyd olayları Amerika'da hani orada da olmuyor yani, da açıkçası. Herkes bir mesaj veriyor, tabii, cevabını da alıyor. Evet. Bazen cevabını da alıyor. Mesela Fransa'daki sarı yelekliler o da cevabını alma tarzında. Evet. Öyle değil mi hocam? Ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Evet. Ben yani benzerleri üst üste geldiği zaman tesadüf bunu biz hemen cevap veremiyoruz. Belki 10-20 yıl sonra bunlar bir araya geldiği zaman bir de savaş stratejisi de değişti. Yani yeni nesil savaşlardan bahsedilirken şimdi siber saldırılardan bahsediyoruz. Yani işte vekalet savaşlarını geçtik. Ayrı bir şey, teknoloji savaşlarından bahsediyoruz. İşte hatırlayın ABD'de Çin konsolosluğunun için yasaklandı, kapatılması istendi Houston'da. İşte iki görevli, Çin konsolosluğundaki görevli ABD'nin geliştirmeye çalıştığı aşı çalışmalarını sabote etme, siber atak yapmaya çalışıyorlar iddiası var. Trump öyle söyledi. Ama öyle söyledi ama 72 saatte konsolosluğu boşaltın ve bütün personel dışarı çıksın dendi. 24 saat içerisinde Çin konsolosluğunun arka bahçesinde bir takım evraklar yakılmaya başlandı. Şimdi bu ABD vatandaşının aklında bir takım soru işaretleri. Şimdi size 72 saatte boşaltın denilen bir mekanda siz 24 saat içerisinde bir takım evraklar yakmaya başlıyorsunuz. O nedenle İran'daki meseleler de mesela o seri patlamalar, nükleer tesislerin olduğu coğrafyada ya da işte şeye ait İran. Ne var bunların arkasında peki? Yani sizin tahmininiz? Ya bunlar siber ataklar artık yani yeni bir savaş, yeni bir savaştan ziyade savaşın farklı versiyonları. Savaş sadece cephede olmuyor ya da sadece yani vekaletlerle İsrail, olmuyor. Amerika falan aramak da değil. Ya belki de bir şirket yapıyor bunları. Herkes herkesle. Kimin kiminle savaşı varsa. Kimin kiminle çıkar çatışması varsa. Buna herkesi dahil ediyorum. Yani sadece ABD, İsrail meselesi değil. Herkes bu enstrümanları kullanıyor ve kullanmaya ya da kendini bir şekilde savunmaya çalışıyor. Çünkü artık çatışmanın boyutu ve çatışmanın yöntemi o kadar değişmiş durumda ki her ülkede bir şekilde geri kalmak istemiyor ya da önlem almak istiyor ya da kendi de yapmak istiyor. Bunu sadece Çin'le, ABD'yle ya da İsrail'le, İran'la sınırlamak mümkün değil. Bütün ülkeler açısından da bu söz konusu. Evet.
Son bir dakikamız. Tahyan'la finali yapalım bu konu üzerinden. Peki, çok teşekkürler bir kere program için. Şunu bitirmeden önce söylemek isterim. Hakikaten Müslüman dünyası özelinde bir birliktelik olmadığı takdirde biz artık treni kaçırmak üzereyiz. Kazanımlarımızı çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz dünyanın her tarafında. Yani Batı Afrika'dan tutun Latin Amerika'daki iki tane üye ülkeye ve oradan işte Doğu Türkistan'a, Rohingya'ya, Babri Mescidi'nin yerine, tarihi Babri Mescidi'nin yerine Hindu tapınağı yapılmasına, evet, Keşmir'in mesela çok işgalinin birinci yıl dönümü satır bitti. Aralarında kaldı maalesef o. Tabii Keşmir'in işgalinin birinci yıl dönümü geçildi. Satır aralarında kaldı. Dünyanın her yerinde maalesef bu kan, revan ve gözyaşı akıyor. Bunun sebebi de maalesef burada o birlik olmamız. Herhalde Cumhurbaşkanı olmaması. Yardımcımız Sayın Fuat Oktay demin Lübnanlara seslenirken o ikazı yaptı. Şunu lütfen birlik olun dedi. Şunu ifade etmiş oldu son nokta olarak belki. Yani evet. Beyaz adamı suçlayarak bu iş çözülmüyor. Evet. Yani, kendi ayaklarımızı evet, beyaz adamın suçları var. Sömürgecilikti. İşte Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yapılardaki sorunlar, devletteki sorunlar vesaire. Evet, ama beyaz adamın suçu. Ama dönüp kendimize de dönüp kendimize de sormamız lazım. %80 bizim suçumuz var mı? Biz ne kadar katkıda bulunuyoruz? Ya da bu sorunu çözmek için biz hakikaten bir şey yapabiliyor muyuz? Bu manada evet. Bu soruyu biraz da kendimize yöneltmemiz lazım diye düşünüyorum. 56 ülkenin ev sahipliği yaptığı çatışmaların %80'i dedik ya. Bu çatışmaların çoğu iç çatışmalar. Evet. Müslümanların Müslümanlarla çatışmaları. Dolayısıyla bu noktada herkesin kendi önüne bakması, ayaklarının üstünde durması, beyaz adama kulağını kapatması ve gerektiğinde red cevap vermesi çok çok önemli. Yani Karaçi'de Keşmir'in işgalinin yıl dönümünü protesto eden Pakistanlıların arasına bir el bombası atıldı mesela. 30 kişi yaralandı. Hakikaten bunların hepsi küçük küçük haberler ama hepsi düşünülmesi gereken gelişmeler diyelim. Böylelikle noktalayalım. Evet, Bülent Arı, Profesör Bülent Arı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Doktor İsmail Sarı size de çok teşekkür ederiz. Ve Sayın Tahyan değerli katkılarınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu haftalıkta uluslararası gündemin sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.